Bismillah. Birinci savolimiz Risolatul Mustarshidin kitobidan ekan. Ustoz suhbatlarning birida agar bandada zohidlik bo'lmasa Allohga qayta olmaydi deganlar. Endi bir kishi o'zida zohidlikni kasb qilmoqchi bo'lsa, darhol shunga urinaveradimi yoki undan oldin qilish kerak bo'lgan xulqlar bormi? Xuddi Imom Ahmad siyohni so'rab ishlatayotgan odamga hali biz bu darajaga yetmadik, so'ramay ishlataver deganlaridek. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه خب زهد زهد فيه دسة رغبات سيز بولو ديگن رغبات سيز بولوشنه زهد ديلد بو درجالر بولن كش حرامدن تيلشه هم زهدن برنش مرتبه سي بولن شبهالردن تيلشه يعني بيت مرتبه كين oxiratda foyda bermaydigan narsalardan tiyilishi yana bitta martaba, o'ziga zarur bo'lganidan boshqalaridan tiyilishi, boshqalarini tark etishi u yana bitta martaba. O'sha darajama daraja chiqiladi shunga. Birinchi haromdan tiyiladi. Keyin shubhali narsalardan tiyiladi. Hazrat Umar roziyallohu anhu biz bitta haromga tushib qolishdan qo'rqib, to'qqizta halolni tark qilar edik deganlar. Ana shu shubhasi bo'lgan harom bo'lishi ehtimoli bo'lgan narsalarni yemoqdami, ichmoqdami, qilmoqdami, amaldami, yoyinki so'zdami. Shubhali ya'ni kishiga gunoh bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni tark qiladi. Keyingi bosqichga o'tadi. Oxiratiga ziyon bo'ladigan narsalardan poklangandan keyin oxiratiga foyda bo'lmaydigan narsalar, dunyosiga ham foydasi bo'lmaydigan narsalardan tiyiladi. O'sha aytganimizdek, yemoq ichmoqda, turmoqda, iste'molda, so'zda hammasida. Borib keyin o'sha zarurat miqdoridagina, dunyo uchun zarurat miqdoridagina foydalanadi, undan boshqasini tark etadigan bo'ladi. Bu darajama daraja chiqiladi, shunday. Albatta, zuhud hosil bo'lish uchun kerak bo'lgan birinchi bo'lib tavhid, Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz deb bilish tavhid maqomi deyiladi. Tavba maqomi, Alloh taologa tavba qilish, hamma gunohlardan tavba qilish. Chunki banda tavba qilmasa ibodatga quvvat topolmaydi. Inson oldingi gunohlaridan hammasidan tavba qilmaguncha ibodatga kirishsa ham lazzat topolmaydi, ibodatda taqaddum, ya'ni ilgarilashni topolmaydi. Shuning uchun hamma gunohdan tavba qilish birinchi maqomda shu bo'ladi. Va hokazo keyin yetib boradi inshaalloh zuhudga, lekin zuhudni birinchi qadami tavba, ikkinchisi haromdan tiyilish, uchinchisi va hokazo. Kishi o'zida qaysi bir maqom, masalan haromdan mutlaq tiyilish, haromni ko'rganda osongina to'xtash, haromdan tiyilishga qiynalmasdan haromdan tiyilish hosil bo'lsa, ana endi shubhali narsalardan ham tiyilishga o'tadi. O'sha qaysi bir holatki kishida biz tilimizda aytganda avtomatik, ya'ni o'z-o'zidan hosil bo'lsa, o'z-o'zidan kishida tatbiq bo'lsa, o'shani maqom deyiladi. Shunda zuhudni masalan kishi haromdan oson tiyiladigan bo'lsa, haromni ko'rganda osongina ko'zini yumadigan bo'lsa, haromdan o'z-o'zidan jirkanadigan bo'lib qolsa, shu kishi zuhudni birinchi maqomiga chiqqan bo'ladi. Keyin shubhaliklar va hokazo yuqorida aytganimizdek ko'tarilib boradi inshaalloh. Lekin hammasida Allohning tavfiqi xolos. Bandadan hech narsa qila olmaydi banda. Hammasida Allohga tayanadi. Rahmat. Keyingi savolimiz Tibyan kitobidan ekan. Assalomu alaykum. Savolim Tibyan kitobining 8-chi darsida bir kishi Qur'on yodlashni boshlab, ma'lum bir poraga kelib vafot etsa, hadisga muvofiq ko'taril deyilmaydimi deb savol berilgan ekan ustoz. Shunda aytganmiz-ku biz, ya'ni agar kishi qancha yodlasa, o'shancha ko'tariladi. Bir pora bo'lsa bir pora, 10 oyat bo'lsa 10 oyat, 1000 oyat bo'lsa 1000 oyat. Qalbida qanchani ko'tarib borsa, o'qib unutib yuborsa emas, qalbida qanchani ko'tarib borsa, oxiratga o'shancha o'qiy oladi, o'shancha ko'tariladi. O'shuning uchun Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda aytganlarki, jannatning darajalari Qur'on oyatlarining darajalari adadichadir. Kimki Qur'on oyatlarining hammasini to'la zabt etgan bo'lsa va hammasini o'qib bera olsa, oxirgi darajaga chiqadi deganlar. Demak, kishi 1000 oyat o'qisa 1000 darajada to'xtaydi. 10 ming, 6 ming,
236 mesela hozirgi biz kofi hisobda Hazrat Ali'nin rivoyatlarida o'sha Hazrat Ali'nin rivoyatlari olingan hozir mashhur 6236 deganda. Basra'nın başka rivayetlerde 5-6 ayet ayet bakı sürülerde az gene o ayet özgârışı bilen bu meyde ayeti taksimi özgârışı bilen bu. Mesela rihleteş ellezî et'amahum min cu'in ve amenahum min havf bitti ayet mi iki ayet mi? Bazı rivayette iki ayet bazı rivayette bitti ayet bu. O şimdi kolum ayetlerine adede az gene fark kıladı. Kelime özgârmıydı. Taksim özgârıydı. Berber hamasıyam şu bitti bir xil kalima bo'ladi. A kalimalar dedi bo'yicha. O'shanda kim qancha o'qisa, mana biz hozirgi rivoyat bo'yicha 6236 bo'lsa, kim nechta oyat o'qisa, o'sha oyatda to'xta. Oxirgi, shuning uchun oxirgi o'qigan oyating seni manzilangdir deyiladi deb aytilgan hadisda. Kishi o'sha o'qigan yodlagani va amal qilgani miqdorida yetib boradi. Shuning uchun o'sha ota-onasiga toj kiydirish haqidagi hadisda ham tibbiyotda aytganmiz. Shartda amal bo'lgan. Kur'an'ın hamurlu buluşunu şartı, otanasıyla taş giydirdiğin makamın şartı amel buluyor. Lakin kimi ki eğer, bazı ulamalar yetişken kimi ki eğer, hulas bilen, çin kalbden, hakiki azim ve azimet bilen Kur'an'ı yetleyken bu seyu, dar imkanını sarfiler. Ömür onge kifaya kımayı kası, Allah Ta'ala bir ferişteni yubarıp, kabirde onu hafız kılıp tırıntıladı kıyamette deyişken. Bu bendenin indi hulasıyla bağlı, hareketiga bog'liq Allohning lutfi yo'q. Jami shu kitoblardan aytilibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'yib borilayotgan darslarni eshitib chiqyapmiz, lekin inson o'zgarishi qiyin bo'lyapti. Avvalgidek bo'lib turibdi. Shunga nima qilsak bo'ladi? Nima uchun qilinayotgan ibodatlar insonga ta'sir qilmaydi deb savol berilibdi, ustoz. Hop, birinchi shart o'sha tavba yo'q. Kishi tavba qilmasa, Alloh taologa osiy bo'lishga jur'at topgan bo'ladi o'zida. Bir artı günahını kap getişirge razı olsa hem tavbası kabul bulmaydı. Ve tavbe nedametsiz hem bulmaydı. Kimi ki eğer Estağfurullah'ın milyon mette etsin ve etubu ilahini 2 milyon mette etsin. Günahlarına tavbe kalıp nedamet kılmese tavbeden şartı nedamet. O şu açınış gerek kişi. O şunge eğer kişide açınış, afsus, nedamet payda bulması tavbe olmaydı. Tavbe yolu giden bu. Ve bizden işitip bayağı gideki doğruşunun sebebi tavbe yolu giden. Çünkü tavbe bu mesela kalp günahge mail bulup durur. İbadetten uzaklaş durur. Tavbe olmadan da hiç kaçan amel payda kılmaydı. Onun için tahanevi etkenler ki onu yama etkenmiz tegirmanlı eşeğe okşagen bu mesela kendi gelmez. Tegirmanlı eşeğe bir taraftan keçkeçe kilometrele yürüdü. Lekin oxiri kechqurun o'sha boshlagan joyida to'xtaydi. Ilgari tegirmonlar tuyadigan moslamasi bo'lgan, moslamani charx aylantirgan, charxni eshak aylantirgan. Eshak endi o'sha tegirmon atrofida girillab, girdi kapalak bo'lib aylanadi. Ertamandan kechgacha chopadi, lekin boshlagan joyida to'xtaydi. Kishi agar savob ish qilsa-yu, yonida gunoh ham qilaveradigan bo'lsa yaxshilik ham qilsa yonida yomonlik ham qilaveradigan bo'lsa o'sha tegirmonning eshagiga o'xshagan bo'ladi. Joyda qoladi u, o'smaydi u. O'sishning birinchi sharti tavba. Tavba qilganda hamma gunohga, katta-yu kichik, oshkor, maxfiy. Shuning uchun sunnatda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam men bilgan u bilmagan gunohlarimga, oshkora u yashirin gunohlarimga tavba qildim deb aytishni o'rgatganlar. Odam o'ziga o'zi gunohkor emasdek tuyulgan bo'lsa, eng katta gunoh shu bo'ladi. O'zini hamma gunohlarga, hatto qalbidan o'tgan gumonlarga ham tavba qilish kerak. Masalan, qalb insonning qalbida bir gunoh qilish istagi tug'ildi. Masalan, bir nomahramni ko'rdingiz, shu nomahramga rag'bat paydo bo'ldi. Siz endi shuni voqelikka ko'chirib ko'ring. Shu nomahram bilan yotishingiz durustmi, durust emasmi? Durust emasdi. Endi o'sha istak paydo bo'ldimi? Ya'ni mumkin emas bo'lgan narsaga istak paydo bo'ldimi, shuni o'zi gunoh bo'ladi qalbga. To'g'ri, doma amalga yozilmaydi amal daftariga, lekin qalbga dog' bo'lib tushadi. O'sh bir kelib ketsa, unaqadan millionta turgan bo'ladi. Hammasiga istig'for aytish kerak, hammasiga tavba qilish kerak. Siz haqingizda yomon gumon qildim. Masalan, Muhammad Rizo yaxshi odam emas ekan dedim. Holbuki yaxshi odamsiz. Men yomon gumon qildim o'zim asossiz ravishda.
ularga tabi qilishim kerak. Sizdan o'zim ustun olgan joylarim bor. Mahmad Rizo odam odam emas. Men undan yaxshiman deb o'ylagan o'ylarim bor. Hammasiga tavba qilish kerak. Hamma gunohga tengdan tavba qilib, hammasiga afsus qiladi kishi. Keyin qadam bosib yuradi. Tavba qilmasa yurmaydi. Bu hozir o'sha ko'pchilik suhbatda eshitib, avizda eshitib, boyagidek ketganining sababi tavbasi yo'q aslida. U borgan sari Allohdan uzoqlashib boraveradi, borgan sari qalbi qotib boraveradi. Borgan sari unga Qur'on oyatlari ham ta'sir qilmaydigan bo'lib boraveradi. Oxiri nifoqqa, Xudo saqlasin, kufrgacha olib borishi mumkin. O'shaning uchun kishi birinchi tavba qilish kerak. Mayli, undan keyin gunoh qilmaydi emas, qiladi. Xato qilib qilib qo'yishi mumkin. Lekin qilmaslikka azm qilish kerak. Xato qilib qilib qo'ysa, darrov yana tavba qiladi. Innahu awwab degan Alloh tez qaytadigan kishi edi deydi payg'ambarlarning maqomida. İnnalloh yuhibbu tawwabin. Tavba qaytish degan. Tez qaytish kerak. Masalan, gunoh qilmaysiz emas, qilib qo'yishingiz mumkin keyin ham. Lekin darrov tavba qiling. Darrov qaytasiz. Yana qilib qo'yasiz, yana darrov qaytasiz. Lekin undan oldin siz hammasiga to'la tavba qilib, hammasiga nadomat cheka olishingiz kerak. Astag'firulloh va atubu ilayh degan paytda o'sha gunohlaringiz bitta-bitta qalbingizdan o'tib, hammasiga bitta-bitta nadomat o'tish kerak. Keyin qalb tozalanadi va azm qilish kerak qaytib qilmaslikka, birortasini, botinisini ham zohirisini. Va Allohga ahd berish kerak qaytib qilmaslikka. Endi banda agar mabodo toyilib qilib qo'ysa, darrov yana Allohga qaytish kerak. Undan keyin bir yo'l ma'sum bo'lib qololmaydi payg'ambarlardek. Qilib qo'yishi mumkin, lekin onda sonda. Ammo kichkina gunoh ham bardavom bo'lsa yoki katta gunohni osongina qiladigan bo'lsa, u tavba tavba emas. Birinchi tavba qilish kerak, ikkinchi oz eshitib, oz o'rganib, amal qilib, keyingisiga o'tishni o'rganish kerak. Bitta darsni eshitdimi, shuni yozish kerak va shuni o'zida tatbiq qilish kerak. Menda bo'layaptimi, bo'lmayaptimi? Tatbiq bo'lmayotgan bo'lsa, tatbiq qilib, masalan, 1 kunmi, 2 kunmi, 3 kunmi? Masalan, sadaqani baraka, masalan, eshitdi, madhini. Albatta sadaqa qilsin 2 kun, 3 kun bo'lsa ham, 2-3 so'mdan bo'lsa ham, oz-ozdan bo'lsa ham. Keyin yana bitta suhbatda bir narsani eshitdi, o'ziga o'shini oyna qilib qo'ysin. O'zida shu xato bormi yo'qmi yoki bir fazilat aytildi. Shu fazilatga o'zida layoqat bormi yo'qmi? O'shinga amal qilsin, keyin ikkinchi darsga o'tsin, keyin uchinchi darsga o'tsin. Shunday qilib borsa, inshaalloh kishi isloh bo'ladi. Agar shunchaki eshitib mazza qilib ketib, voh deb qo'yaradigan bo'lsa, bu odam faqat Allohdan uzoq bo'ladi. Chunki kimiki ilm olsa-yu, amal qilmasa, u ilm uni Allohdan faqat uzoq qiladi deganlar Rasululloh akram alayhissalotu vasallam. Xususan talib ilmlarga bu zarur. O'tgan safar ham men bir suhbatda aytdim. Masalan, oddiy erkak kishi uchun jamoat vojib bir rivoyatda bizning mazhabning qoidasi bo'yicha vojib va sunnat muakkada jumhurun nazdi. Bir kishi masalan uyda namoz o'qiyapti, jamoatsiz. Bitta sunnatni muakkadan yoki vojibni tark qilyapti. Uyda namoz o'qishini o'zi uni iymonini zaif qilaveradi. Har namoz o'qiganda uyda iymoni zaiflashib boraveradi, chunki amal qilmayapti. Bitta sunnatni tark qilyapti. Va hokazo. O'shuning uchun kishi amalni birinchi shu eshitgan narsasiga amal qilishni o'zida tatbiq qilish kerak. Birinchi qadam tavba, ikkinchi qadam bilganiga amal qilish. Undan keyin nimaiki eshitsa oson yuqadigan bo'ladi va kishi ilmi oshgani sari amali oshib, o'zi ziyodalashib boradi. Masalan, ruhoniyati poklanishi, qalbiy maqomi o'sib boradi. Agar shunday o'sib bormayotgan bo'lsa, u odam yutqazayotgan bo'ladi. Shuning uchun hadis sharifda Manistava yawmahu maghfahu wa maghbun. Kimniki 2 kuni teng bo'lsa, u aldangandir deganlar. Kimniki 2 kuni teng bo'lsa, u savdoda ziyon ko'rgan odam. Bugundan ertangiz albatta yaxshi urush kerak. Nafaqat yomon bo'lish kerak, yomon bo'lishidan qaytariladi. Yo'q, teng bo'lsa ham xato. Teng bo'lsa ham siz yutqazyapsiz. Qachon shu narsa hosil bo'ladi? Siz bilganingizga amal qilib, ilmingiz oshgani sari amalingiz oshib. Bilganingiz ko'paygani sari axloqingiz go'zallashib, kuningiz o'tgani sari ko'nglingiz poklanib borish kerak. Uni yo'li o'sha birinchi tavba, undan keyin bilganiga amal qilib borish va keyin keyingi darslarga o'tishni odat qilish. Keyingi savol, ustoz degan darslarning birida taqdir bilan birga tadbir ham bor deganlar. Inson tadbir bilan Qur'onni yodlashi mumkinmi yoki baribir taqdirdagi miqdor yodlaydimi? Tadbir qiladi. Tadbir qiladi, tadbiri taqdirdan iborat bo'ladi o'zi. Hamma ish ham shu. Kasb qilasiz, uylanasiz, bola qilasiz, bola chaqa ko'rasiz, uy qurasiz, mashina olasiz. Hammasi taqdirdan, taqdirda bor narsa, lekin siz harakat qilishingiz taqdirdan chiqarmaydi sizni. Taqdirni tatbiq qilish bo'ladi.
Mesela siz yatlaşka urun yapsın mı? Yatlaşka urun işiniz ne oza? Ahır pravar yatlaşsanız, yatlaş takdir, sizge hazırlayan yatlaş takdirini emel kaşırıyken olasın. Emel takdirden teşkarı olmayıdı. O takdirini, takdirde bağlarsa boladı, bari bir başkası bulmayıdı digenim. O sen kimya koyuyorsan özü bulvaradı. Sen hareket kısayın, bu mesele bulmayıdı digen bana demez o. Benden ihtiyarına tapşırılgan narsalar var, ihtiyardan taşkar narsalar var, takdirde. Şunu yak bölünmedi. Yani ki iki, yani ikiye bölünmedi ki, mubrem takdir, muallak takdir değil. Ben de falan işini kısa, falan buladı. Falan kımasa, pistan buladı diyen muallak takdirler buladı. Size amelizge bağlı buladı. Ya ki buranın duası, ya ki uzun duayızge bağlı buladı. Ula elbette uz geledi. Mubrem takdirler buladı, ula uz gelmedi. Dünya görüşünüz, kaysi milletten tuğuluşunuz, körünüşünüz, kan diye buluşu mesela tuğuluşunuzda. Ve bazı aceliniz mesela, bazı ahkamlar buladı. Ular mübrem buladı, özgürmez buladı. Onların da hakikaten ne maksizden özgürmeydi. Ama ihtiyarınızda verilen amellerde takdir kılınken, ne kılışınız Allah'ın ilminde var. Lakin sizden talep kılınken o şunlar sen kılış. Mesela namazı oku degen buladı. Siz okumasanız hem takdirden, okusanız hem takdirden. Takdir degani siz mecburlarınızı küçmez. Aldığında Allah bilip koyacağını halas. Çünkü ayetlerdi ki kader, takdir, kaza ve kader. Allah'ın ilmiden. İlim mecburlaucu küç emez, açıp bir ucu sıfettir değil. Yani Allah Ta'ala'nın sizi karı bol ediyor ki bu medde bir yazgeni, sizi karı kılıp, ya ki karı bulmaya karışıyız ki mecburlu ediyor küçmez. Belki karı buluşuz ya ki bulması gizli aldığından bilişiden ibaret halas. Bilim hiç kaçan mecburlaucu küç olmayıdı. Mesela ettiği ay tutuladı deseyiz, siz et kendiniz için tutulmaydı. Et meselesi tutuladı. Fakat size et kendiniz, ay tutuluşunu bir gün buna et kendiniz, size biliminizi izhar kıladı halas. Kaza ve kadar Allah'ın bilimini izhar kıladı. Et kendiniz diye mübrem kısmı var, onda Allah-u Teala hükümüne bende mecbur, ondan çıkarmaydı. Onlar da bende mesul mesuz. Onge acilem, sahabem, günahım amaydı. Ama bendeki tapşırılgan cihat amel, qori bo'lish mi, mulla bo'lish mi, namoz o'qish mi, kasb qilish mi, hammasi bandaning ixtiyoriga topshirilgan amallar. Ularda banda mas'ul bo'ladi. Qori bo'lsa ham qazodan chiqmaydi. Qori bo'lmay qolsa ham qazodan chiqqanlardan chiqqan bo'lmaydi. Faqat Alloh taolo oldindan uni nima qilishini aytib qo'ygan bo'ladi xolos. Tushunarlimi? Shuning uchun tadbir bo'ladi, albatta harakat qilasiz, Allohdan so'raysiz, albatta Alloh taolo beradi inshaalloh. Hafız buluşa bil bağlayan, kiminki kaysi bir amelge azim kuyen bulsa Allah Ta'ala uşanı elbette aczini bilen. Çünkü eğer bende bimar bulup ya ki kekseli bilen bazı amellerini kılalmıyor kısa, mesela tahaccüde kurdu, okuyalmıyor kaldı. Ebu İshak Sabi'yi etkenler, braderler, yaşlıginizde ibadet kıvalin, tahaccüde kıvalin, ben hazır tahaccüdke 5-6 para dönüp yapıp okuyamayıp ben degenler. Yaşlı gider, köp okuyan o kişi. Şimdi bir kişi mesela 5-6 para 5-6 para deyip etkenmez o kişi. Bekara Ali İmran Nisa Çar yok yapman diye. 6 para deyip para diye. Değil mi? Şu o kişi karıp koyan payette, yaramaya koyan payette azayıp kaldı teheccüdler. Demek onu aldın, günüge bitti hatim kıyan ya ki 2 güne bitti hatim kıyarlar. Ben de mesela cemaati katınlardı 5 mehal. Ayağı kesel bulup çıkarmaya kaldı. Ya ki gözü görmeye kalıp çıkarmaya kalıp, o herkes. Çünkü okşayan halet bulsa, Allah Ta'ala feriştelerde dedi ki, benden ne amel kılıyordu? Onlar diyor, aldığın ameli kılalma yaptı. Aldığın küp okurdu namaz, hazır beli yarama yaptı. Aldığın cemaatke çıkardı, hazır ayağı çolak çıkarma yaptı. Onu o şey derdi, onu ihtiyar eden mi ya ki ben verdim mi? Sen verdin perver diyor. Hop, eğer o şey onu ayağı sağlıkken de çıkarmadı, ha çıkardı. Çünkü sohbette daim çıkan. Onu tosken men eken ben mi? Öşe amelini devamı yazayımlar deydi. Ben de musibetige hem acır alaydı. Ve aldığında amellerini hem kıyandık acır abdurad. Onun için yaş, karıganda ibadetke kirişiş kişinin yutkastır el. Yaşlı gide kuvvet var da kan çekip ibadetke kişi kirişse kuvvet ketken payette o şey ibadetlerde devam ettiği kendik acır yazılı barlı olad. Çünkü onun kuvveti, imkaniyeti uzun ihtiyarından taşkarıda koldan ketikken bulan. Kud şunun dek. Bir kişi hafız Kur'an buluş için
Yoki bir amalni oxiriga yetkazishi, masalan, masjidni ko'tarishni boshladi, masjidni bitirmoqchi, kishilarga bir xizmat qilmoqchi yoki maktab qurmoqchi, kishilarning manfaatiga yetkazolmadi oxiriga. Lekin uni azmi bor imkoniyatini sarflayotgandi. Uni azmi butkazish edi. Ana o kishiga Alloh taolo shu ajrni butun qilib beradi. Hofiz Qur'on bo'lmay o'lgan bo'lsa, inshaalloh hofiz Qur'on bo'lib tiriladi. U yog'i bandaning azmi, niyati, ixlosiga bog'liq. Tushunarlimi? Risalatul Mustarşidin kitabından ekan. Ustaz, Risalatul Mustarşidin ve Risalatul Kuşeriye kitabından dersler böyle yaptı. Şu kitaplarını hala ruhi terbiyeden yakışı talim olmaganlar ham eşitip aman kılışçı hareket kılsa böyle adam. Hala üç bu ilim hakkında yenge ruh kitaplarını okumasından üç bu kitaplarını okusa böyle adam. Bunda kitaplarını kişi uzun okusa böyle adam yok ki ustaz bile okuş gerek mi? Deyilip de. Hop, Kuşeyli yani ustaz bile okuş gerek. Ve Kuşeyli'ye de hazır geçecek ilgen dersler. Nazari ve haberi dersler. Amelisi indikildi. Yani o şu nazari yapılar ya ki bazı bir haberlerden kişi özgü ibret alıp amel kılışı mümkün elbette. Lakin hala ameli kısmı hikayenimiz yok. Tavbe babudan boşlanan ameli kısmı. Kuşayri yani. Kuşayri yani özü ameli kısmı hali kelingen yok. Elbette ustaz bulan kuş gerek. Kuşayri yani hususan. Çünkü o başı 6. asırda 537. yılı yazganlar. Hicri. Yukarı derecede yazganlar cüdeyen istilahları kovup elbette onu ustaz bilen okumasa kişi doğru düşün almaydı, doğru tatbik kıl almaydı. Risalet-ül Müsteşidin esasen özü işte başlangıçlarda yazılgan. Başlangıç talim için yazılgan ve birinci yazılgan ilk şu tasavvuf babında yazılgan kitaplardan İmam Ahmed'in biraderleri bugün muhasibinin eserleri. Özü sadda. Lekin o şu ilgergi ulemalarının, seleflerinin sözleri o da salmaqli bo'lganidan sodda gapini ostida ko'p gap bo'lgan. Biz o'sha ularni o'sha gapini ortidagi gaplarni qo'shib aytamiz. Chunki amalga muyassar bo'lsin uchun. Ya masalan, taqvo qilgin. Masalan, o'tgan safargi darslarida aytdilar. Misol uchun kun qoilan bil haq, amilan bihi. Haqni aytuvchi bo'lgin, unga amal qiluvchi bo'lgin. ولا تكن ممن يأمر به وينأى عنه buyurup uzun ondan uzak oladigan bo'lmagin. Fatabu bismihi ve tetaarrada li maqtillahi taala ila akhiri. Mesela gapirib ketgandir. Allohning azob g'azabiga qolasan, yomon ko'rishiga qolasan. Deb gapirib ketgandim. Ko'rinishdan sodda gaplar. Lekin biz shuni agar o'sha darsni eshitib ko'rsanglar, endi chiqsa kerak balki. Masalan shunda aytiladi. Nima uchun haqni aytuvchi bo'l dedilar. O'zi haq o'zi nima o'zi aslida? Haqni aytish qanaqa bo'ladi? U har kim og'ziga kelganini qonidagi hamma gapni aytaversa haq deyotgan bo'ladimi? Bu yerdagi haqdan murod nima? Masalan, bugun quyosh chiqdi desam haq gap, o'shiga ham keladimi buning ichiga? Amal qilish qanaqa bo'ladi? Qachon u amal bo'ladi? Nima uchun amal qilish kerak? Ha? Amilan bihi yazidkallohu nuran va basira deganlar. Üç cümle çıkıp kaptı hazır. Allah senge nur ve basiretini ziyade kıladı. Ve la tekun de türken hala amın etkiler. O şey nur nüme ozu, basiren nüme ozu. Şunlar selerini, ula hamas bilgen. O şey şunu yapıp kötü olgen. Lekin bizi hazır ki seviyemizde bunlar sen köpçülük düşünmeydi. Mesela hak da ayeti uçup olduydu. Bura gaz uçup koyanını yapırsa hak da ayeti hep böyleydi. Bura çıkıp durur mesela bizi kışlığa gaz yok diyse oh ana haqda aytadigan odam chiqdi deydi. To'g'ri haqligi haq. Lekin hamma biladigan narsa u. Quyosh chiqqanini hamma aytish shart emas. O'zi hamma ko'rib turgan quyosh chiqib turganini o'zi aslida. U botirlik, jasorat ko'rsatadigan ish emas. Lekin bu yerdagi haqdan murod nima? Kishilarning hayotidagi voqelikdagi ba'zi gaplarmi? Yoki koinotda hodisalarmi? Yoki Allohning yuborgan risolatidagi gaplarmi? Ularni ajrata olish kerak. Mana bu narsalarni ko'pchilik masalan oddiy haqni aytish degan so'zda o'zini dardini qonida dardi aytish tushunadi ko'pchilik. Shuning uchun siz masalan ko'z doktori chiqib ko'z haqida gapiryapsa, yurak kasal odam, ko'zni ham gapirasanmi? Yurakni gapir, mana yurak asosiy kasal deydi. Oshqozon og'riyotgan, oshqozondan gapirmaysanmi? Oshqozon qiyin, ko'z bir narsa bo'lar deydi. Har kim o'zining dardini gapirishni haqni aytish deb o'ylashi buni to'g'ri narsa. Demak, o'sha oddiy shu
haqni aytuvchi bugun degan gapni ustida biz uzoq gapiramiz. Nimaga? Odamlar haqnimi, haqni aytishnimi, u qachon aytiladi, qanaqa o'rinda aytiladi, bu yerda qaysi haq iroda qilinyapti, bilmaydi ko'pchilik. Noto'g'ri iste'mol qilishadi. Xususan shariy istilohlarda ham. Taqvoli bo'l deb qo'yadi. Keyin har kim o'zi taqvo qilmoqchi bo'ladi. Keyin u yerda biz taqvoni tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Ana shuning uchun cho'ziladi bu kitob. Bo'lmasa o'zi kitob o'ta qisqa kitob. Biz ikki o'tirishda ham tugatganmiz uni. Shayx bilan o'qiganimizda ikki o'tirishda tugatganmiz. O'ta tez o'qiganmiz. O'zi asli shu istilohlarni tushungan, tatbiqiga aqli yetgan odamlarga tez tugaydi. Lekin uni biz hammamiz uchun shu tatbiqqa mos bo'lsin uchun, shunchaki gap bo'lib qolmasligi uchun va noto'g'ri tatbiq qilinmasligi uchun so'zma-so'z, kalima-kalima misollar bilan aytishga majbur bo'lamiz. Shu bilan cho'ziladi. Bu cho'zilgani, men aytmoqchi bo'lgan gap nima? Cho'zilgani bu kitob deylik, mubtadiylarni, boshlanuvchilarning kitobi emasligidan emas, boshlanuvchilarning kitobi o'zi. Faqat biz uni cho'zilishi, biz o'sha boshlang'ichliklar darajasiga tushirish uchun ko'p sharhlaganimizdan cho'ziladi u. To'yinki amalga muyassar bo'lsin, oson bo'lsin. Biz ko'pincha hadis oyatni yoki nasihatni eshitib qo'yib, amal qilolmayotganimiz boisi yo o'sha tavba qilmaganimiz qalbimiz qotgandan bo'ladi, yoki aslida anglamayotgan bo'lamiz mohiyatini. Har bir narsaning mohiyatini anglamasangiz amal qila olmaysiz. O'shaning uchun biz buni cho'zibroq gapiramiz, lekin Mustashidin kitobi o'sha boshlang'ich shu. Faqat buni yuqorida aytganimizdek, o'sha amal qilib, bir chetdan o'zlashtirib, yodlab, misollarni tasavvur qilib, o'zida tatbiq qilib o'tilsa, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Ustoz bilan o'qilish kerak. O'shuning uchun biz ham ustoz bilan o'qiganmiz va biz o'shuning uchun buni sharhlab o'tiribmiz-da. Biz shuncha aytamizki, biz kitobni o'qiganda matn o'qish emas, muallifni aqlini o'qishni o'ylashimiz kerak. Matn o'qish u ish emas u. Lekin aqlni o'qish ish. Kishini o'stiradigan narsa aql o'qish, so'z o'qish emas. Biz o'sha muallif bitta so'z aytganda uni aqliga kirib, aqlini o'qiymiz-da, o'sha gapni keyin so'zga aylantirib beramiz. Shunda uni maqsadi hosil bo'ladi, muallifni yozishdan maqsadi. Keyin tatbiqqa muyassar bo'ladi. O'sha uchun Ibn Rajab Hanbaliyning kitoblari bor. Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Khalaf keyingi kelgan ulamolarning ilmidan salaflarning ilmini afzalligi to'g'risida alohida risolasi bor. Shunda aytadiki, sen zamonni ilgarisiga, ya'ni mutaqaddimlarga qarab yurganing sari so'zlar qisqarib, ma'nolar ko'payib boradi. Ayubdan so'rabdi bir kishi Saxtiyoniydan. Hozir kitoblar ko'payib ketdi. Mana hadis to'plamlari paydo bo'lyapti. Qancha masalan ilmlar yozilyapti. Ilgariga masalan sahobalar, tobiinlar davrida katta tobiinlar davri ya'ni. Bu narsalar bo'lgan emas. Aytingchi, ilm oldin ko'pmidi, hozir ko'pmi deb so'rabdi. So'rasa Ayub aytgan ekanlarki, ilm oldin ko'pmidi, hozir gap ko'p degan ekan. Hozir aqlimiz o'shinga ehtiyoji borligi uchun biz ko'p gapirib tushuntirishga muhtoj bo'lyapmiz. Qisqa aytib qo'ysak tushunmaydi. O'sha shuni ham o'zimiz baydalab hejalaganimizni ham hamma tushuna olmayapti o'zi. Menga ko'pchilik aytayapti, bir marta, ikki marta, uch marta eshitib yetib kelyapti. Haqiqatda shunaqa. Chunki to'g'ri fikrlash va o'sha ma'nolarni daqiq idrok etish ko'pchilikda chalg'igan. Kino ko'rishga, buni ko'z bilan ko'rib oddiy, masalan oddiy qissani agar siz o'zingiz o'qisangiz 3 daqiqada o'qiydigan qissangiz yarim soat kino qiladi. U degani sizni tafakkuringiz sayozlashdi degani. Masalan Umar ibn Xattobda serialni ko'rdingiz. Masalan 30 soat ko'rdingiz. O'sha 30 soatlik ma'lumotni o'qing, 1 soatda tugatasiz kitobni o'qisangiz. 1 soatni oladigan narsaga siz 30 soat sarflayapsiz vaqtingiz. Nimaga? O'shunda maza qilyapsiz. Nimaga? Chunki aql sayozlashgan. Shuna qilib, nafas olayotganini, o'tirayotgan turayotganlarini ko'rib o'tirasiz. Asosiy maqsad ikki og'iz gap bo'ladi o'rtasida o'zi. O'sha voqelikni to'la idrok qilishingizga biz ta'lim olish vositalarimiz ta'sir qiladi. Ilm olish saviyamiz pasaygani, keyin to'g'ri fikrlashimizni, masalan, o'sha kinolar, multfilmlar, boshqa narsalar ta'limlar buzgan har xil ma'lumotlar. Bu narsalarni to'g'rilash,
Xususan endi shariy ilmda o'zini istiloh bo'lgandan keyin istilohlarni tushunish, ularni to'g'ri tatbiq qilish va shariy ilmdan gapirgan kishilarning ko'plari istilohlarni bilmasdan tushunchalarini buzgani, taqvo deb har kim o'zi bilganini gapirgani, varo deb har kim o'zi bilganini gapirgani, sunnat deb har kim o'zi bilganini gapirgani tushunchalarini buzib tashlagan. Sunnat nimaligi haqida ham. Mana shu narsalarni to'g'rilash uchun biz endi ularni maydalab, hejjalab, bitta bitta aytishimizga to'g'ri kelyapti. Va o'sha buzilgani uchun birdan tushunish qiyin bo'lyapti. Va idrok o'sha ilg'ash pasaygani uchun kishilar o'sha kino ko'rishga va hokazoga rag'bat kuchaygani uchun ma'lumotlarni o'sha vosita bilan olish kuchaygani uchun pasaygan. Ya'ni idrok quvvati pasaygan. O'shaning uchun so'zdan tadqiq qilib bergan paytida anglash qiyin bo'lyapti. Kozim imomni ham masalan o'qiyapmiz, alhamdulillah. Uni ham ko'rasizlar. O'zi asli murakkab narsa. Mana bular o'sha masalan tasavvufda murakkab, keyin o'qiladigan, keyin eshitiladigan darslar. Birinchi eshitadiganimiz mustarshidin. Keyin qusayliya bo'ladi inshaalloh. Keyin iqoz. U bizni o'tayotgan darslarni tartibiga qaraganda. Boshqa kitoblarga emas. Biz o'tayotgan darslarni tartibiga qaraganda tasavvufda shular. Endi bir chekkadan amal qilib borilsa va yozib, yodlab borilsa, inson yodlamasa aql shakllanmaydi. Eshitadi, unutadi, shakllanmaydi. Yodlab borsa, keyin tepasiga boshqa narsalarni qursa bo'ladi. Ilgari biz salaf solihlar o'sha oz so'zlab, ko'p narsani tushuna olishgani, ular o'sha ko'p fikrlagani, kam gap bilan ko'p fikrlashga o'rganishgani bo'lgan. Ularning so'zini biz qachonki hozirgi davrga solgan paytimizda Ayub Sixtiyoni aytgandek, ilm o'sha ilm, lekin gap ko'payib ketgan. Va bu zamonning ehtiyoji, o'zimizning ehtiyojimiz bu. Shuning uchun shunday qilishga majburmiz. Demak, birinchi eshitiladigan kitob mustashidin bo'ladi. Keyin qushay degani eshitsa bo'ladi. Albatta ustoz bilan o'qilgan va ustoz bilan o'qiladi doim. Qushayriya xususan. İqoz ham ustoz bilan o'qilgan, ustoz bilan o'qiladi doim. İnshaalloh shunda manfaatli bo'ladi. Tartib shunday. Keyingi savolimiz Tibyan kitobidan ekan. Tibyan asar asosida o'quv markazida tajvidni o'rganyapmiz. Ustozimiz ilgari o'qigan bo'lsangiz ham hozir tajvidni puxta o'rganib olmaguncha Qur'oni Karimni o'qimay turinglar dedi. Shunga ustozimiz aytganini qilib Ramazonda ham Qur'oni Karimni o'qimadik. Shu haqida ustozimiz fikrini so'ramoqchi edik deb savol berishgan ekan. Tibyan kitobi tajvid kitobi emas-ku, tajvid nima aloqasi bor buni? Tibyan Qur'on o'quvchi va o'qituvchilarni odobi, tajvidga aloqasi yo'q. Tajvid bilan o'qish yaxshi degan joy bo'ladi, lekin tajvid dars emas bu. Tajvid darsini tibbiy asosda o'qilmaydi. Tibbiy nasihat kitobi. Tajvid umuman boshqa narsa, boshqa fan. Lekin u gap, ya'ni tajvidni to'g'rilamaguncha Qur'on o'qimay turinglar degan gap. Kishi agar xato o'qib olgan bo'lsa, o'zi o'qishdan qaytarish uchun aytgan bo'ladi. Xato o'qib olgan bo'lsa, xato o'qigan joylaringni takrorlamagin, xato bo'yib o'qisang, mendan o'tkazmasdan o'qisang, yana xatoingni o'zing takrorlab mustahkamlagan bo'lasan. O'shaning uchun to'g'rilab o'tkazgin degan bo'ladi. Yoyinki ba'zi odam harflarni chiqarishga ma'lum soniy bilan boshlaydi ish. Hani masalan dodni masalan joydan chiqarishni mashq qiladi. Chiqarmaguncha Qur'on o'qimay turinglar deydi. Bu xato bu. Chunki Qur'onni chiqarish kerak o'zi asli. Hani masalan bugun boshladimi? Hani masalan deylik ha hihu ahihu hudu ma'lum soniy o'qdimi? Qur'onda mana shunday o'qi deyish kerak bo'ldi. Qur'on o'qimay turmas. Qur'onda chiqar huzur, ma'lum ustonida chiqarganda qanaqa chiqar, chunki u ham mashq. Va ayni tatbiq Qur'onda bo'ladi. Uni ma'lum ustonining o'zida hani o'sha o'tirib Qur'on o'qib, Qur'onni masalan o'qib bo'lgan odamga yoki ko'p masalan ko'p pora yodlagan odamga o'qimay tur deyishi bu xato bo'ladi. Uni o'rniga aytish kerakki, Qur'on o'qiyapsan, ha. Mana shu hani ko'rdingmi qanaqa chiqishini, ha. O'shni chiqarding o'sha Qur'onda deyish kerak. Va eshitib turish kerak, qani o'qiguncha mana oyatni hani qanaqa chiqaryapsan? Kasra bilan qanday chiqaryapsan, sukun bilan qanday chiqaryapsan, qani o'qib berchi deb tekshirib oyatda to'g'rilab qo'yish kerak. Lekin o'qimay turib deyishligi bu xato, chunki u battar kechiktiradi tajvidni tatbiqini. Bu xato fikr, tushunarlimi? Lekin haligi u xato qilgan joyini masalan alhamdulillahi alhamdulillahi deb o'qib olgan bo'lsa, masalan arrohmanina arrohmanu deb o'qib olgan bo'lsa, u odam o'ziga qolsa xato o'qib qo'yadi deb men tekshirmagan joylarini o'qimay tur desa, unda to'g'ri bo'ladi.
keyingi savolim esa tibyan kitobidan ekan. Tibyan darsligida ustoz aytdilarki, Alloh taolo bandadan Qur'ondan anglagani, ya'ni aql yetgan narsadan so'rar ekan. Agar banda Qur'oni Karimni o'qisa va undan juda ko'p ahkomlarni bilsa, o'rgansa, amal qilishga kirishsa, lekin zaiflik qilib amalni juda qiynalsa, qanday yo'l tutish kerak? Shu mavzuda gapirib bersa juda yaxshi bo'lardi. Ko'pchiligimizning dardimiz shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ha, yuqoridagi gap, tavba. Tavba bilan boshlash kerak. Bizda ko'pchilik o'zini xatosini bilmaydi, xatokor deb bilmaydi. Namozni xushusiz o'qiganingizdan gunohdasiz. Namoz o'qdingizmi? O'qiyapsiz namoz. 5 vaqt masjidga qatnayapsiz. Orada qalbingiz boshqa yerga olib keldi, o'sha gunoh o'sha. Faqat savob yozilyapti deb o'ylayapsiz. To'g'ri, yozilishda faqat savob yozilyapti. Lekin Alloh nazarida gunoh u. Siz masalan, masjid ro'parasiga kelib, sizga gapirib tursam, alanglab daraxt qarasiz qanaqa bo'ladi? Menga yoqadimi? Siz kelib menga yoki arzingizni aytyapsiz. Men teskari qarasam ular yo'qqa. Sizni xafa qilamanmi? Ha, siz qiblaga qarab turib yuzingiz. Qalbingiz boshqa yerda yuribdi. Allohga beodob emasmi bu? O'sha qalbingiz buyoqqa borib kelganini o'zi ham gunoh. O'shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom namozdan keyin istig'forni o'rgatganlar. Alhamdulillah emas. Salom berilibdi. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Allohumma antas salam deymiz. Nimaga? Alloh meni kechirgin, kechirgin. O'zi farzda ado qildingiz, lekin kechirim so'raysiz. Nimaga? Chunki haqqini ado qilmaganingiz aniq. Kechirim so'raysiz va Allohumma antas salam, omonlik sen omonlik beruvchi o'zingsan, omonlik o'zingdan, ya'ni men amalimdan savob olib bir narsa topishmas. Bu senga shu amalni loyiq ko'rib taqdim qilganingdan baloga qolmasan, buni o'zing omon qilgin deb turiladi. Sunnatda shuni o'rgatilgan. Faqat biz Allohumma antas salam deb talaffuzini aytamiz, u nima uchun o'rgatilganini bilmaymiz. Nimaga ayni shu zikr o'rgatilgan farzdan keyin? Chunki Alloh subhanahu va taoloni dargohi ilohiyasiga loyiq ibodat keltirganimiz yo'q. Ibrohim adam shuning uchun salom berganlaridan keyin yuzlarini yopib olib aytarkanlar istig'for. Va bir pas yopib turarkanlar. Nimaga shunday qilyapsiz desa, ibodatim yuzimga urilganga o'xshab ketadi deganlar. Ana shu ojizligimizni izhor qilib istig'for aytib turamiz. Demak, o'shini o'zi ham gunoh. Gunohsizman deb o'ylamang. Yuqorida aytganlarimiz ham, qalbimizdan o'tgani ham, bir nomahramga qarab shahvatimiz o'shini istagani ham, o'sha ishni qilgandek gunoh bo'ladi qalbni maqomida. Siz zino qilmadingiz, nomay amalda yo'q, lekin qalbni maqomida zino qilgan bilan teng bo'ladi u, qalbni zinosi bo'ladi. Shuncha payg'ambarimiz ko'z zinosi bor, qalb zinosi bor deb aytganlar, to'g'rimi? O'sha nomahram bilan palonchi bilan yotishingiz nojoizmi sizga? Lekin hayolingizda yoki qalbingizda shu istak paydo bo'ldi, qalban sinoq bo'ldingiz. Istig'for aytish kerak shunga. Bunga o'xshagan holat yuzlab o'tgan bo'ladi. Har bittasi dog' bo'lib tushgan bo'ladi. O'zimizga bilinmaydi. Hammasiga tavba qilish kerak. Kim birovlarning haqqi qolib ketgan bo'ladi. E'tibor qiling. Ularni ado qilish kerak. Mabodo qarzni berolmayotgan bo'lsa, borib uzr aytishim kerak, birodar. Sizni qarzingizni berolmayapman. Kechirib turing, qachon palon vaqtda beraman inshaalloh deb aytib qo'yishim kerak. Birovni haqqini kechiktirish gunoh. Yoki g'ibat qilganman, yoki birovni ko'nglini og'ritganman, yoki birovni obro'sini to'kkanman, hammasi gunoh tiqilib yotibdi. Hayot kundalik hayotimizda og'zimizdan chiqqan so'z, hatto birov haqida yomon gumonimiz ham gunoh qalbimizga. Inna ba'dozzanni ism, ba'zi gumon gunohdir degan ism degan Alloh. Gunoh kabira u. Kichkina gunoh emas. Tushundingizmi? Mana shu gunohlarni hammasiga tavba qilish kerak. Tavba yo'qligidan bu. O'sha amalga yaramayotgani ham, quvvat yetmayotgani ham tavba yo'qligidan. Birinchi tavba qilish kerak. Shuning uchun Hazrat aytardilarki, 80 mingta istig'for aytish kerak dedilar boshida. Endi u necha kundaligi aytmaganlar, balki kunda mingtadandir. Birinchi istig'forni ko'paytiriladi. 80 mingta aytganda qalb tozalanadi deyishardi. Haqqi bilan ado qilsa uni ham. Birinchi istig'forni ko'paytirish kerak va haqiqatda nadomat bilan tavba qilish kerak. Eng yaxshi yerda bo'ladi endi. Endi hamma ham shunaqa-yu, shunchalik bo'ladi endi inson garchilik dedingizmi, tavba emas u. U gunohingizdan gunoh qilgan paytingizda o'zingizni o'sha holatingizni tasavvur qilib, o'zingizdan nafratlanib ketishingiz kerak. Kim gunoh kechiriladi? Gunoh kechirilganining belgisi shu. Gunoh qilgan paytingizdagi holatingizdan o'zingiz nafratlansangiz,
o'sha holatingizni eslashni xohlamasangiz shunda kechirilgan bo'ladi. Lekin gunoh qilgan paytingizni o'ylayapsiz, nafrat paydo bo'lmayaptimi, o'zidan kechirilmagan bo'ladi. O'sha haqiqiy tavba qilish kerak birinchi. Keyin amalga kirishish kerak. Amalga yuqorida aytganimizdek al-aula fal-aula dedi. Eng zarurlardan, farzlarni, vojiblarni va hokazo. Keyin hamma a'zoni nazorat qilish kerak. Ko'zingizda gunoh sodir bo'lmayaptimi? Qo'lingizdan, tilingizdan, qalbingizdan sodir bo'lmayaptimi? Hammasini nazorat qilish kerak. Amal deganda masalan bir himmat qo'zib ketib bir sadaqa qilib qo'yish, yoki bir masjidga ehson qilib qo'yish, yoki bir xatm Qur'onga qatnashib qo'yish emas u. Ular amallar jumlasidan, lekin shariat tatbiqi emas. Shariat tatbiqi siz har bir a'zoyingizda Allohning amri o'z-o'zidan ado bo'ladigan aylanishi kerak. O'z-o'zidan ko'zingiz faqat Alloh taolo buyurgan narsaga qaraydi, bo'lmasam boshqa narsaga qaramaydi. O'z-o'zidan. Tilingiz Alloh taolo rozi bo'ladigan so'zni aytadi, boshqasini aytmaydi. O'z-o'zidan. O'zi ayta olmaydigan bo'lib qoladi. O'shunaqa bo'lguncha har bitta a'zoni nazorat qilish kerak. Birovni haqqi qolmasligi kerak. Birovni haqqi ignadek haqqi qolib ketsa ham tavba bo'lmaydi. Hammaning haqqini qaytarish kerak. Ma'naviysini ham, moddiysini ham. Puli bo'lsa pulini, xafa qilgan bo'lsangiz borib uzrini aytishingiz kerak. Bir kishi agar sizdan xafa bo'lib turgan bo'lsa, haqli ravishda tavba bo'lmaydi. Mana shu narsalarni qilib oxirida yana o'zingizga baho bermay turishingiz kerak. Men tavba qildim, men gunohdan poklandim, men zo'r amal qilyapman, palonchidan ko'ra dedingizmi? Hammasi habat bo'ladi yana. O'sha Alloh taoloning o'ziga tayanib turasiz. Siz o'ylaysiz bundan din qiyinlashib ketyapti deb o'ylasangiz, qiyin emas, deyi oson. Shunda osonligini ko'rasiz. Din juda oson bo'ladi. Faqat biz nafsimiz yomonligidan qiyin ko'rinadi xolos. Bu narsalar boshida qiyin ko'rinadi, keyin o'ta rohatli, lazzatli narsa bo'ladi. Lekin to'g'ri, nafsni jilovlash qiyin. To'g'ri, nafsni jilovlash qiyin narsa. Lekin bu qiyinligi bo'ysundirish qiyinligi nuqtai nazaridan, ammo siz bajarishga ya'ni mololanmaydigan bo'lib qolasiz. Qiyinchilik mololanishda-yu bizda. O'sha narsa yo'q ular. Ibrohim al-Lahmiy aytganlarki, tobiinlardan Yazid ibn Ibrohim al-Lahmiy aytganlarki, men deganlar a'zolarimni gunohdan to'sishni va lag'udan behuda amallardan to'sishga urindim, bir yil urindim, bo'lmadi, ikkinchi yili bo'ldi deganlar. Ammo tilimni lag'udan behuda narsadan tiyishga 15 yil ketdi degan. Ko'ryapsizmi, salaf solihlar a'zoma a'zo ishlashgan. U kishi 38 yoshda vafot etgan. Endi shu gapni aytganda 35 yosh bo'lsa agar 20 yoshda boshlagan bo'ladi. 30 yoshda aytgan bo'lsalar 15 yoshda boshlagan bo'ladi. Lekin oxiri kelgan shunga. Muhammad ibn Munkadir ulug' tobiinlardan aytganlarki, 40 yilda nafsim meni qo'limga keldi deganlar. Ya'ni nafsida Alloh subhanahu va taoloni xohishiga qarshi xohish qolmasligini aytishgan ular. Hayoliga lip etib ham kelmaydi. Allohga qarshi ish. Lip etib ham kelmaydi. Endi u o'sha haqiqat o'sha. Shariat, tariqat, haqiqat degani shu Muhammad ibn Munkadir senga. Unda ma'rifat hosil bo'ladi ortida. Yuqori daraja o'sha. O'sha payg'ambarlarning sunnati. Ayni sunnat shu. Ayni salaf solihning yo'li shu. Salafiylik shu. Ana shu holatga chiqquncha demak kishi davom etadi. Ana Muhammad ibn Munkadir degan zot 40 yil ketdi deyaptilar. Arziydi. Payg'ambarlar bilan birga bo'lasiz keyin. Lekin u odam yashamaganmi? Yashagan. Oila qurganmi? Oila qurgan. Hayot lazzatlarini totganmi? Totgan. Maza qilib yashagan. Bizdan baxtli yashagan. Bu narsalar hayot tarziga, hayotni yaxshi o'tkazishga, baxtni dunyoda baxt topishga zidmas. Balki yana ham baxtli bo'lasiz. O'zingiz ko'rasiz uni. Va boshqalarni ham baxtli qilasiz. Demak, buni birinchi yo'li tavba. Ikkinchisi o'sha aytganimizdek darajama daraja a'zoma a'zo uzuvma uzuv amallarni tatbiq qilish, oxiri qalbni ham, qalbda ham shariat tatbiq qilish. Masalan, men sizga masalan bir kishi o'g'irlik qildi. Shariat hukmi bo'yicha qo'li kesilishini olyapman-a. Alloh hukmi tadbiq bo'ladi deb baqiryapman. Lekin o'zim birovni haqqi kelgan paytida sekin tortib qo'yapmanmi? U shariatga bo'lgan g'ayratim yolg'on. U munofiq musulmon. Birinchi bo'lib o'zimda tatbiq qilishim kerak shariat, birovda emas. Har kim o'zida o'zini halol, pok,
tutuş gerek ve günahlardan katı tövbe kılış gerek. En bizi kıyınlayanlarsa, bizi en katta hatayımız günahlardan tövbe kıla almazdığımız. Günahlardan tövbe kısa kişi ki ameliye kiriş alıyor. O şu işte amel kullanmayken tövbesi yoklu gider. Keyingi savol ayollarga oid savol ekan. Bu menimcha shu qushayriya darsligidan bo'lsa kerak. Tasavvuf ahli ichida ayollar ko'p zikr qilinmaydi. O'zi ayollarni bu darajalarga chiqishni niyat qilishi, o'z nafsidan norozi bo'lishi qay darajada bo'lishi kerak? Oila, turmush o'rtoq, farzand tarbiyasi, ro'zg'or ishlaridan ortib, biz ayollarga nafsni poklash usullaridan nasihat qilsangiz, deb savol bergan. Ha, endi ayollarda ham bo'ladi. Inshaalloh menda bir savol bor. Jüvali ayollar haqida alohida inshaalloh vaqti kelsa bir o'qib beramiz inshaalloh. Alohida yig'ilgan. Abu Abdurrahman Abdurrahmon Sulamiy yiqqanlar, yana ba'zilar yiqqan. Alohida shu vali ayollar kamolga yetgan ayollar haqida risolalar bor. Lekin kam bo'ladi erkaklardan. Birinchidan ayollarda haqiqatda bunga himmat kam bo'lishi yuqorida aytilgandek uy ishlari boshqa narsalar bilan band bo'lib, ikkinchidan ayollar asli satrda bo'lgan. U bo'lsa ham izhor qilinmagan. Valiylar bo'lgan, vali ayollar. Ayollarning nomini ham saqlashgan u birovga aytishdan. Masalan, biz yoshligimizda er-xotin bir-birini dadasi, onasi deb aytgan. Hozir ham shunaqa ko'pchilik. Karimaxon demaydi. O'sha ayollarning nomini ham g'ayrat kuchliligidan ehtiyot qilishgan. O'shaning uchun vali ayollar ham ko'p bo'lgan, lekin ko'p zikr qilinmagan. Chunki ayollar parda ortida bo'lgan. Iloji boricha u nomi chiqarilmagan, ahllari ularni mahkam tutishgan. O'shaning uchun nomi kam zikr qilingan. Kam zikr qilganidan yo'q o'xshab qo'ygan. O'zi bo'lgan, ammo zikri kam. Zikr qilingan kitoblar, risolalar bor. Inshaalloh vaqti kelsa uni ham bir o'qimiz. Endi ayol kishi nima qilish kerak? Ayol kishi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlari sadaqa qilsin deganlar. Nimaga sadaqa qilsin deganlar? Ya'ni ayollar molni yaxshi ko'radi odatda. Buyumni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun sadaqaga buyurganlar. Ya'ni nafsini jilovlash uchun, nafsiga qarshi turish uchun. O'shuning uchun Zaynab onamiz eng ko'p sadaqa qiluvchi bo'lganlar. Qo'li eng uzuni deganlar Rasululloh alayhi vasallam. Shuning uchun ayol kishi nima qiladi? Uy ishlari bilan bo'ladi, oila bilan, er bilan, farzand tarbiyasi. Shularda hammasi o'zi jihad. Rasululloh akram alayhi salatu vasallam aytganlar, ayol kishi erini rozi qilsa, 5 vaqt namozini ado qilsa, Robbining haqqini ado qilsa, jannatni xohlagan eshigidan kiradi deganlar. Faqat qalbini toza tutish kerak. Biroq bilan dushmanlashmaslik kerak. Ko'proq ayollarda hissiyotga berilishdan kelib chiqadigan kamchilik shu bo'ladi. Ta'sirchanligidan darrov birovdan xafa bo'ladi, dushman tutib oladi. Ikkinchisi tilni tiyish kerak. Ayollarda ko'p bo'ladigan xato shunda bo'ladi. Gapirib qo'yadi, g'ibat qilib qo'yadi, so'kib qo'yadi, haqorat qilib qo'yadi, qarg'ab qo'yadi. Qalbida birovdan adovat qo'ymasa, birovga adovat qo'ymasa, tilini tiyib, g'ibatdan, shikoyatdan, o'sha ozordan tiyolsa va behuda gaplardan xususan qolganiga inshaalloh amal qilsa, albatta yuqori darajani oladi. Maqom yuqori topadi inshaalloh. Ayollar o'sha erini xizmatini qilishi ham katta amal hisoblanadi. Onalarimiz erkaklarga jihod bo'ldi, bizgachi deb so'rashganda haj sizlarga deganlar. Alayhissalotu vasallam. Haj qilishi mumkin. Va shu kabi amallar. Demak, ayol kishi birinchi biz o'zimiz tajribadan o'tgan narsa shuki, qalbini birovga nisbatan adovatdan tozalasin, hech kimga nisbatan g'illashlik qolmasin, apagachilik ham qolmasin. Kechirib yuborsin har qanaqa odamni. Ikkinchi o'sha tilni tiysin. Uyog'iga endi ibodatlar, o'zimiz bilgan zikrlar, iloji boricha ilm ma'rifatli bo'lsa, shunda osonroq boshqaradi, o'sha narsaga osonroq erishadi. Bo'lmasa hissiyotga berilib ketib qolib, yoki boshqalardan ta'sirlanib ketib qolib, izlanib ketishi mumkin. Shunda ayollar inshaalloh Robiyata Adaviyaga o'xshagan maqomlarga erishadilar. Robiyata Adaviyani tojur rijol deyishgan. Erlar qo'ydilar tojur rijol od degan so'pollar. Rijol degani erkak demoqchi emas u yerda. Rijoldan murod vali zotlarda aytishgan. Rijollar komil komil mardlar degan. Komil insonlar degan. Komil insonlarni rijol deb aytishgan. Tojur rijol deb qo'yishdi. Komil erkaklarni ham toji bo'lib qoldi Robiyata Adaviyaga.
ayollar ham albatta o'sha martabalarda yetsa bo'ladi. Onalarimizni hammalari yuqori darajada bo'lganlar, lekin albatta erkaklarda ko'p bo'lmaydi. Buni e'tirof etish kerak, lekin u ruhiy kamolat nazarda tutilyapti. Ama cennetteki makam, derece sevaplarını Allah Teala verdi inşallah. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis var buladı. Ben cennetini, işini açganı kolunu çözgenimde bir ayol gelip benden aldığını açışken kolunu çözerdi. Bu kim? Bu kim? Bu ayol kim? Diyenleri de bu ayol eri vefat etip, ferzenleri etekide kalıp, ferzenleri zayi bulması gibi için, şunların terbiyesi için, turmuş kurmasından onların terbiyeler, salih kılıp yetiştirgen ayol değil. Ayol kişinin ferzen terbiyesinin oğuzu şu dereceye op çıkar. Şunlar değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam bile cennet ikirişte işçi ki birinci kol çıza diyor bile. Fakat o şunu yakşı niyet bilen, salih niyet bilen Allah ki bağlanan halette kılıçsa bu. Cennet derecelerden ibaret olsa, her hıladandan her hıl dereceye düşse, onda Allah'ını koruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile yaşayış kandak buladı. Yani en yukarı cenneti Firdevs'teki bendeler Allah'ın cevabını koradı. Kalgen kuyu derecedekilerçe. Peygamberimiz Aleyhisselam ve yukarı derecedeki kardeşler ve dostlarını başka derecedeki bendeler korumaydı mı? Koradı. Allah Teala'nın koruş cennet derecelerde harkıl buladı. Bazılarda mesela cennet küllerinde bir haftada bir. Ya ki falan müddette bir. Bazılarda köprak, bazıları her günü. Bazılarda daimi. Allah Teala tecelli kutuladı. O mukarreblerde Allah Teala cennet, çünkü bu kadirler cennet nimetini hala gemum ediyor. Cennet nimetini istemedi. Allah'ın razılığından başka nesini talep kime gemum olan. Onlarca daimi usal buladı inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve başka peygamberler bilen, uluk kişiler bilen, onlar Firdevs cenneti de olsa biz kan diye görüşemez, pasta kap geçse eğer. Dese ziyaretleştiler, bir geçeşmez. Ziyaretleşmiş bulan. Harisat ibn-i Malik'in hadislerinde geldi, cennet ahallarını gördüm, birbirlerini ziyaret kıyakkenlerini. Sahabe-i kiram dünyada tur kuryetti, cennet ahallarını birbirlerini ziyaret kıyakkenlerini. Cennet ahalları ziyaret, mesela siz dedik, mesela Ancan'da yaşıyız, Medine'de var köylü yapsız ziyaret ki. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam, şimdi okşayan bunu. Ziyaretleşeceğiz, görüşeceğiz, o hakkıza bulur, değil mi? İnşallah. Lekin Allohning diydori hammada har xil bo'ladi va undan olinadigan lazzat ham hammada har xil bo'ladi, qurbatga qarab bo'ladi. So'ra savolni yana bitta ikkinchi qismi ham bor ekan. Firdavs jannatga yetish uchun muayyan amal hisoblangan ibodat bormi? Xuddi ro'zadorlar rayon darvozasida jannatga kiradi deganga o'xshagan. Mu'minun surasining boshidagi 10 oyat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dibtirip, ''Ulaike humul varithun ellezine yarithun el firdevse hum fiha halidun.'' Yani o şeyler firdevsini egerleydiler diye. Ki buna sen bilip koyuş gerek, Kur'an-ı Kerim'de kaysa bir sıfat kesse, mesela Allah sabırlar bilen, sabırlıyla bilen birge, şükür kıyanı yakış göredi, takvadarlar bilen birge degen sözler kesse, makam irade kılınladı. Mesela sabırlıyla bilen birge dur deyse, o siz bir mertebe olsa hem sabır koysayız, kaçandır sabır koysayız, o şu ayetke düşüp Allah siz bilen birge bula olmaydı. Namazda huşuda türedigenler degen. Bir mertte huşuda kuyusu bulunmaz. Kaysa bir sıfat ki Kur'an-ı Kerim'de maktelgen bulsa o şu makam buluş şart kılınır. Yani sizde o şu halet daimilikke ötken buluş gerek. Mesela az güne pul yüzü kaldı sabır kıldıyız. Kuşunuz kepkiliyizi ap getip aldı sabır kıldıyız. Ağzınız kimizi avaldı sabır kıldıyız. Kim bir gün anız delik dopiz geç var oldu, sabır kullanmaya kaldı. Sabır bu mu siz? Sabır sizge daimi sıfatke eğleniş gerek. Şu mekab derecesi çıksa kim Allah'ın ma'a sabirin görüşeceğiz. Şimdi bana o ayette kad aflahal mu'minuna mu'minunun uzunu tatbik var ışkıyım. Kamil iman degen o. Kad aflahal mu'minun kamil iman egeler. Çünkü kamil iman nazar tutuluyor. Ular şunu diye kişiler ki namazda huşu bilen türediler. Daim. Huşunu hasıl kılışınız gerek. Onu aftabat hasıl kılmak mıydı? Hayal bile hasıl kılmak mıydı huşunu? Huşu sizde hayatınızdan kep çıkıp hasıl bile. Daimi zikriniz, daimi ibadetinizden
akidelerinizden kelib chiqib xushu hosil bo'ladi. O'zini o'zi hayol bilan hosil qilib bo'lmaydi uni. Vallazina hum anil lagvi mu'ridun. Lagvdan mutlaqo yuz o'giradiganlar. Lagv qilmaydigan emas, yuz o'giradigan. Ya'ni oxirat va jannatga foyda jalb qilish yoki zarar daf qilishga yaramaydigan so'z, amal, hayol borki, hammasidan yuz o'girgan bo'ladi degani yaqinlashtirmaydi degan. Qarashlar davom ham bor. 10 oyat. Oyisha radhiyallohu anhadan Rasul akram alayhissalatu vasallam xulqlari qanaqa edi deganda Qur'on edi deb turib, o'qimaganmisizlar mu'minunning boshini deb shuni o'qib berganlar. Bu amallar, mana shu amallar aynı Firdavsni olish uchun Alloh taolo bizga ta'lim bergan amallar. Shularni qilsak inshaalloh bo'ladi, lekin haqli bo'lamizmi? Yo'q. Allohdan so'raymiz. Mana men 16-sini qilib qo'ydim, xudo xolasa ursam jannat Firdavs deya olmaymiz. Yo'q. Bularni biz Alloh taologa bandalik izhori uchun qilamiz. Firdavsni marhamatidan so'raymiz. Faqat Alloh bizni qiziqtirish uchun erkalatib va'da qilgan uni. Biz Alloh taolo o'zi agar bizga muyassar qilmasa, o'sha amallarni Alloh va'dasiga xilof qilmaydi. Lekin amalimiz masalan xushuni hosil qildim deb ayta olmaymiz. Xushuni hosil qilishga harakat qilamiz. Hosil bo'lgan taqdirda ham Parvardigor mana hosil bo'ldi, endi Firdavsni menga deya olmaymiz. Hali Alloh aytgan xushu hosil bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun Alloh taoloni fazlidangina umid qilib turamiz va vasila sifatida Alloh taolo o'zi shularni ta'lim bergani uchun shularni keltiramiz. Tushunarlimi? O'sha oyatlarning tafsirini yaxshi o'qib, o'shalarga amal qilinsa bo'ladi inshaalloh. Bugungi kunda har bir namozni to'liq xushu va huzur bilan o'qishni va namoz vaqtida jam holatiga tushishning iloji bormi? Dunyo to'la fitna bo'lgan kunda bunga qanday erishish mumkin? Dunyo doim fitna bo'lgan, u yangi davr emas bu. Doim fitna bo'lgan. Alloh taolo nima degan? Inna va amvalukum va avladukum fitna degan. U Alloh aytib qo'ygan buni. Farzandlaringiz, bolachaqingiz, mol dunyoingiz fitna deb bo'lgan. U hammada bo'lgan. Hozir fitna emas. Ilgari ham bo'lgan. Hozirgidan ko'proq ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir ham fitna, oldin ham fitna bo'lgan. Fitna hech qachon to'xtagan emas. Oldin ham xushu bo'lgan, hozir ham bor. U bandani amaliga bog'liq. Birinchi yo'li lag'vdan yuz o'girish. Gunohdan albatta, lag'vni hayotingizdan chiqarib yuborsangiz, xushuga yetib kelasiz. Lag'vni chiqarasiz, o'rniga zikrni qo'yasiz. Eng yaqin yo'li shu. Kitoblarni tartiblan, ya'ni avval qaysi kitob, so'ng qaysi kitobni eshitish kerakligi haqida ham ma'lumot berib ketsangizlar bo'lar ekan. Kitoblarni eshituvchilar orasida ovozli darslarni endi eshitishni boshlaganlar bor. Shuning uchun biz darslarni qaysi kitobdan boshlab eshitganimiz ma'qul. O'zlarini avval darslar yozib olmagan, ammo biz eshitishimiz kerak bo'lgan kitoblari bo'lsa, ularni qayerdan topib, qaysi ulamolarni darslaridan eshitishimizni maslahat beradilar? Bizda yozilganlarni borini qo'yishyapti. Oldin yozilganlarini bilmayman. Oldin to'g'risini yozdirmasdim. Qattiq qarshi bo'lardim. Hozir ham yozishga arang zo'rg'a ulab o'tiribman. Endi sadaqa bo'lib qolsa, joriy sadaqaga joriy bo'lib qolsa ajab emas degan yaxshi niyatda, lekin hozir ham o'zi yozilishiga qarshiman. Lekin so'rashgani uchun Alloh taolo shuni iroda qilgan bo'lsa, ajab emas, bir yaxshilikka bo'lsa deb qo'yib deb turibmiz. Oldingi yozilmagan, oldingilari yozilmagan, menimcha topib bo'lmaydi uni. Endi bir chekadan eshitmoqchi bo'lsa, mustashidin tasavvufni o'zida bo'lsa, keyin qushayliya, keyin iqos. Endi tibbiyot boshqa mavzu, u undan tashqari alohida eshitsa bo'ladi. Shifo alohida mavzu, siyrat uni ham undan tashqari alohida eshitsa bo'ladi. Lekin kishi to'rtta kitob, beshta kitob qo'yayotgan bo'lsanglar, har kuni bir soat, ikki soatdan eshitishga uni yozib, tatbiq qilib yoki yodlab chiqishga vaqti bo'lmasa, bitta kitobni tutgani yaxshi. Bitta kitobni tutib, o'shani oxiriga yetkazib, keyin ikkinchi kitobga o'tgani yaxshi, qaysi mavzudan tanlasa ham. Yoki ikkita kitobni tutish kerak, masalan. Hammasidan bir shingilni qilib unutib qo'ymasdan, yo'lda qolib ketmasdan, bitta yoki ikkitasini tutib, o'sha kitoblarni oxiriga yetkazgani yaxshi. Endi hammasiga vaqti bo'lsa, har kuni 2 soat, 3 soatdan vaqti bo'lsa, uni yozishga ham 3-4 soatdan vaqti bo'lsa, u yana yaxshi nur ustiga nur. Endi biz darslarda ko'pincha ba'zilarida, ikkinchilardagi gaplarni takrorlaymiz, chunki mavzu shuni talab qiladi. Masalan, taqvo u kitobda ham keladi, bu kitobda ham keladi. U yerda ham gapiramiz, bu yerda ham gapiramiz. Shuning uchun bitta kitobda butun ushlagan odam o'sha mukammalroq ilmga ega bo'ladi. Tasavvufda o'sha mustashidin qushayliga iqos darajasi tartibi
Şifa da özü bitti kitap halas. Siret, sirette bitti kitap şifa halas. Tibyan indi Kur'an hamilleri için adab. O ham mesela o şey talib ilimler ki var hem mesleğe taalluklu. O Allah'ı da organize bulan. Hem mesleğe vakti omega adam bitti ya ikisini bütün organizasyonu yaşa hem mesleğinden bir sefer ondan ikinci ders bundan üçüncü ders kıyandan göre bitti ya ikide kitap geçirken geldi yaşa. İlim hakkında yapıp verseniz, ilim ne kadar ne kılsa ilim yaxşı yukarıda. Dip sorul verişti. İbnü'l-Cevzi oğullarına, farzandlarına yazgan nasihatlerde etediler ki, balam mı 6 yaş, 7 yaşım bu yağıda oynaganımı bilmeyim ben diye. 7 yaşta bu yağıda. Oynaganımı bilmem. Köşede eğlengenimi yan bilmeyim ben, oynaganımı yan bilmeyim ben. Balar, bunlar köşede çıksak, kolumda kitap havalı okuturardım, ula oynaşardım diye. İlim şuna kadar meşakkatli alınır. 7 yaşımdan başlayıp hadis halkalarına barardım. Başka kirip halkalarda derslerde işitip gelip yatlanganlarımı yüde yazardım. 7 yaştan başlayıp. Deyip keyin etkenler şu men degenler uyumu sattım. Uylarını satıp organlar kitap alış için. Uylarını satıp organlar. Hemen ya onu keçip organ ilim için. Ben ilim için hemen nesinden keçtim. Uylarımı hem sattım. Atamdan yaşkına pullar koyan da. Hemen ilim yolunda sarfladım. Ve elhamdülillah ben ilimge eriştim. Allah Teala bir de. Çünkü o kişi fikh diyem yapırgenler, hadis sahası diyem yapırgenler, kura. Hemen sahada o kişinin tesirleri var, eserleri var. Etkiler ki ahırda ki bana şu senge ben ağzı 50'yim, 60'ya bargen olsam şu 50 yıllık, 55 yıllık tecrübemi hulasasını bir de cümle bilen et bireyim mi? Vettekullaha ve yuallimukumullah diye. Takva kıl, Allah senge ilim bilir. İlim ve takva bilen agen degen mevcut. Öz ayette ittekullaha yuallimukumullah bir takva kısız ilim bilen demek ayette. Lekin takva buna ilim yanmayan gelgen için şunu misal kılın dedi. Takva kılınlar Allah sizlerle talim beredi, ilim beredi. Degen sözde etkenler ben şu bütün ömrümde ötkezgen yıkan ilimlerimi hulasasını senge bir cümle bile etsem şu ayette etemem degenler. Şunun için şu takva bilen ilim alış gerek. İlimi asla hasıl kılışının yolu şu ikincisi yatlaş ve amel kılış. Hazreti İmam Bukhari'den soruşken de kendi kılı bunca ilim yatlaştığında amel bilen degenler. Vaat kellerki gıybet kımadım. Vaya gitmesinden durup gıybet haramını yine işitken ben okuyan ben. O şu boyu gıybet kımadım. Ümit kılaman ki Allah beni gıybetten kıyamette soramayın diye. Hani şu birinci yolu şu. İkincisi tertip bilen alış ilim mi? İlim mi tertip bilen alış? Yani küçük nelerinden başlayıp yukarılarına çıkıyor yolu şu. İkincisi tertip bilen alış ilim mi? İlim mi tertip bilen alış? Yani küçük nelerinden başlayıp yukarılarına çıkış. Üçüncü esasisi bitti ustazını tapış. Ustazını yeteğini uşaş. Yani internette adabını, üzüldüğünü, gəplerini almasından bitti ustazını yeteğini uşaş. Oşandan talim alış. Çünkü ilim terbiye bilen bölge buluş gerek. Üçüncüden uzağa vakitinde rica kılış. Bu yerde biz ilim bozsa, kanaka ilim bozsa hem şu. Bizde ayetlerimiz, dünyevi, dini diyen taksim yok. Matematik okusuzdan, fiziki okusuzdan, Kur'an okusuzdan, ne mi okusuzdan? Hud meşru kaydanı bilesin. Yani ilimi tertip bile alış. Birincisini bir kesinlikle kulüp çıkış. Ha? Ve ustazdan, hakiki egesinden alış. Ben hac bilen alış. Uzak yıl örgeniş. Ha? Ve takva bilen örgeniş. Ta ki o şey ilim, yaşlılıkça hizmet kısım. Takva bilen örgenizde fizikeye, menfaatke, yaşlılıkça hizmet kılırdı. Takvasız örgenizde fikh hem ziyan geçliydi. O yüzden takva Allah'a bağlanan diyanet gerek. O şu olmasa hiç kaysi ilim yaşlılıkça okumaydı. Bana şu asasi kaideler ilimde. Ve uzak vaktinde alış diyeceğim. Bu köp mehnet kılış ilim için. Hani biz ayetimiz daha 20 mail 12 saatten okusun diyemiz. Kim arası gelişen inşallah. Risalatul Mustarşidin kitabından savol ekan. Mustarşidin derslerinde niyetten taftiş kılış ve istekli nümayetine biliş muhumluğa aitip oturgandı. Şu işin amelde daim kılıp barışımız için nümayet kılışımız gerek. Şahsen men ameliyat kılıştan aldım daim hem niyetini taftiş kılalmayıp ben. Ben savol ekan. Aha. Biz namazda haligi niyet kirdim bir zorana bir gerçişlerdi yoktu günümüzde. Niyet kıldım, tövbe et peşin okusuna deyip.
kirakat bobida o'qishni o'sha amaldan oldin niyat qilishga o'rgatish uchun qilishgan doim. Uni buni niyatni siz umumiy masalan har bitta amalni boshida atom qilolmasligingiz mumkin, lekin siz asli ko'p zikr qilsangiz Allohni harakatlaringiz o'zi Alloh uchun bo'ladigan bo'lib qoladi. O'shanda o'zingiz alohida esga olmasangiz ham har bir ishingizda Alloh uchun qiladigan bo'lib qolasiz. Yo'li zikr, yo'li ko'p zikr qilish va qalbni hozir tutish inshaalloh shunda oson hosil bo'ladi. Talibi ilm doim shaytonni vasvasalariga qayta qayta tushunmaslik uchun nima qilish kerak? Avuzini ko'paytirish kerak, istig'for ko'paytirish kerak va shaytondan panohni Allohning panohiga qochish bilan olish kerak. O'zi mengaman desa yengib qo'yadi. Keyin o'shani esiga shaytonning ishi vasvasa xolos. Shayton o'ta zaif bo'ladi. Shaytonning bori qiladigan ishi esiga solish xolos. Qolganiga nafs istaydi. İnsan, her bir insanda bir şeytan bo'ladi, cin bo'ladi, yani cinden bir şeytan yomonligini esiga soptiradi. Farishta bo'ladi, yaxshilikni esiga soptiradi. Yomonligidan qaytarib turadi. Kim qaysi birini nidosiga, ilhomiga yoki vasvasasiga ko'proq quloq solsa, ikkinchi tomon pastlab boradi. Kim shaytonning vasvasasiga ko'proq quloq solsa, farishtaning ilhomini ilg'ashi pastlab boradi qalbida. Kim farishtaning ilhomini ko'proq olsa, shaytonning vasvasasi undan pasayib uzoqlashib boradi. Shaytonning vasvasasidan qochishning yo'li farishtaning ilhomini ko'p olish. Masalan, jamoatga chiq dedi, ozon aytgan paytda. Uyda o'qisa ham bo'laveradi deyapti, shayton aytyapti. Yugurib chiqish kerak. Yoyinki bir ochig'ini chiqardi. Shayton aytyapti, bir so'k deyapti, og'zingga yengan bilan. Farishta aytyapti, tilingni tiy deyapti. Farishtani aytganini qilish kerak. Qancha ko'p farishtani aytganini qilsa, farishtaning ilhomi shuncha kuchayadi, shaytonni vasvasasi shuncha qochib pastlab boradi. O'shuning uchun min sharil vasvasasi xonnas, xonnas degani chekinuvchi degani. Panoh so'rayman, vasvasdan, xonnas vasvasdan, xannos degani qochuvchi degani, chekinuvchi degani. Chekinuvchi o'zi u asli. Hujum qiluvchi emas. Bir kelib vasvasa qiladi, keyin chekinadi. Lekin siz uni vasvasasiga har safar uchaverganingizdan keyin sizga vasvasasi kuchayadi. U chekintiradigan narsa og'zini aytish va doimiy uni uzoqlashtiradigan narsa farishtaning ilhomiga ko'p quloq solish. Shu. Assalomu alaykum. Zehnni kuchaytirish uchun birinchi navbatda nimadan voz kechish kerak va nimalar qilish kerak? Masalan, tanani kuchaytirish uchun eng yaxshi yo'l dori ichish emas. Shug'ullanish, tosh ko'tarish, yugurish, to'g'rimi? Zehnni o'tishni, zehnni kuchaytiradigan narsa yodlash. U ming xil dori qiling. Xuddi ko'p ovqat yesangiz, kuchingiz ko'paymagandaqa ko'paymaydi. Zehn kuchaymaydi. Eng yaxshi yo'li bir vaqtni belgilab yodlash har kuni. Masalan, ertalab soat 5 dan 6 gacha, har kuni 5 dan 6 gacha nimadir yodlash kerak. Masalan, Qur'ondanmi, mayli she'rdanmi, mayli boshqa narsadan nimadir yodlash kerak bo'lsa, har kuni muayyan vaqtda yodlash kerak. Yodlashni yaxshi uslublaridan biri kechqurun ozgina yodlab, ertalab shuni pishirish. Masalan, bir bet yodlamoqchi bo'lsangiz, Qur'ondan kechqurun o'tirib bir soatmi, yarim soatmi o'qing. Shu qadarki elas o'qiy oladigan bo'ling yoddan. Uxta bo'lmasa ham, dudulanib bo'lsa ham yoddan o'qiy oladigan bo'ling. Keyin undan keyin telefon ko'rmasdan, kino ko'rmasdan, gaplashmasdan uxlang. Ertalab tursangiz tinib qolgan bo'ladi. Shuni keyin 5 ta o'qisangiz, 10 ta o'qisangiz suv bo'lib qoladi. Shuni bir 30 ta yoki 50 ta yoddan o'qing. Ertaga ham o'tish shu betni yana 50 ta o'qib qo'ying. Yoki 3 kun 30 ta o'qing. Ertaga ikkinchi betni shuna qilasiz. Endingi uchinchi betni. Mana shu eng yaxshi yo'l. Muayyan vaqtni belgilab yodlash. Yodlashda kechqurun yodlab, ertalab tindirgandan keyin sanoq qilish. Yodlagandan keyin sanoq qilmasangiz tez qochadi. Tilga o'rnamaydi. Bas sanoqni bir o'tirib 100 ta qilgandan ko'ra 3 kun 30 ta qilgan yaxshi. Yoki 2 kun 50 ta qilgan yaxshi. Qancha uzoqqa cho'zsa shuncha xotiraga yaxshi joylashadi. Masalan, bugun birinchi betni 33 ta, kechagini ham 33 ta, undan oldingini ham 33 ta qilib qo'yasiz. 4-chi kunga o'tganda birinchi bet tushib qoladi. Shunday qilib davom ettirsa, nima yodlasizdan Qur'onmi, hadismi? Abdulazak Sanoani
o'ta baquvvat yotlarkanlarda nimaga qanday shunday yotlarkansiz desa, bir kunda 3 ta hadis o'qiyman degan ekanlar. Bir kunda 3 ta hadis xolos. Minglab hadis o'qilar ekan shunaqa qilib. Lekin o'ta puxta yotlarkanlar. Sababi o'sha ozgina ozginadan bardavom bo'lgan. Ozgina ozginadan bardavom bo'lsa zehn ochiladi. Xotira ham kuchayadi va miyani o'sha yodlash paytida suyuqlik harakati paydo bo'ladi o'sha orqa miyada. Shu muayyan bir soatda bo'lsa har kuni o'sha vaqtga miya hozirlanib turadigan bo'ladi. Keyin xuddi mana ertalab nonushtaga ishtahamiz tayyor bo'lib turadi-yu, miyani ham ishtahasi siz agar bir vaqtda yodlashni o'zingizga odat qilsangiz, o'sha vaqtga miya ochilib turadi. Tez oladigan bo'lib qoladi. Bir kun 8'da, bir kun 12'da, bir kun 1'de qilsangiz unaqa bo'lmaydi. Muayyan bir soatda yodlasangiz kechqurun va ertami. Kechqurun masalan 9'dan 10'gacha har kuni. Ertalab masalan 7'dan 9 yoki 5'dan 7'gacha masalan. Shu bir vaqtni oxirgi vaqt bilan birinchi vaqtni qo'yib, nimadir yodlab boring, bir yilda olamni narsasini yodlab qo'yasiz. Keyin takrorlab turish ikkinchi. Masalan, Qur'ondan bir bet yodladingiz kechqurun, ertalab shuni sanab qildingiz. Agar 3'te betni 100'te qilsangiz 2 soat ketadi. 3 soatga yodlagan narsalaringizni har kuni takrorlang. Yani 1 soat har kuni takrorga qo'yishingiz kerak. Har kuni yodlagan narsalaringizni bir takrorlab, yoddan albatta, yoddan takrorlab turishingiz kerak. 1 soatga siqqancha, 1 soatga masalan yodlagan narsalaringizni 3'ten 1'i siqsa 3'ten 1'i. Yarmi siqsa yarmi. Hammasi siqsa hammasi. 10'dan 1'i siqsa 10'dan 1'ini. Ha, 1 soat har kuni yodlagan narsangizni bir chekkadan takrorlab tursangiz, yillar mobaynida o'ta katta narsalarni jamlab qo'yasiz va keyin shu narsalar sizda inshaalloh ilm bo'lib qoladi. Zeyn, endi yemak ichmadanchi, yemak ichmadan eng foydalisi mayiz. Ertalabda agar 21 ta mayiz yeb yursa och qoringa uzoq muddatda u ham yaxshi foyda qiladi. Keyin baliq. Haftada bitta ovqatlanish vaqtini baliq iste'moliga aylantirish kerak. Ya'ni u baliq xo'rlik emas, lekin qani bolalar o'tirib bir baliq xo'rlik qilaylik deb turib bir kilo baliq yeyishmas. Balki bir mahal ovqatingiz yoki ikki mahal ovqatingiz haftada baliq bo'lishi kerak, boshqa narsa emas. Ya'ni baliq birinchisiga, ikkinchisiga osh, uchinchisiga shashlik emas. Yo'q, bir mahal ovqatingiz baliq bo'lsin. Qanchaga to'ysangiz o'shuncha. 3000dan ortiq talabalarda o'tkazilgan tadqiqotda haftada bir marta ovqatlanishi baliq bo'lganlarni zakovati 6% oshgan. 2 marta bo'lganlarniki 12% oshgan. Chunki baliqda onani qornida bolaning miyasi shakllanish davrida ajraladigan gormon bor ekan. Yoki modda. Onaning qornida bolaning miyasi shakllanadigan davrda unga yetkaziladigan modda bor. 2 ta modda nomi esimda yo'q. Shu ikkala modda baliqda bor. O'shaning uchun baliqni haftada 2 marta yeb turish va kunda mayiz yeyish bu o'sha amaliy dorilar, ya'ni iste'mol uchun yodlashga o'sha kundalik vaqtda yodlash va Alloh taolodan o'zidan so'rash qolgan. Keyin gunohdan tiyilish, lag'vdan tiyilish. Shu narsalar xotirani, fikrni ochadi. Bizni fanqush qilib, ahmoq qilayotgan narsalar shu lag'vlar. Hammamizni pasaytirayotgan narsalar, to'g'ri gap tushunmaydigan qilib qo'yayotgan narsalar. Mana shu lag'u behuda narsalar bizni aqlimizni eng katta aynatadigan narsalar. Haqiqatlarni idroq qilishdan bizni ko'zimizni, qalbimizni ko'r qilayotgan narsalar shular. Lag'uda o'zi yugurish kerak. Eng katta bizni ofatimiz shu. Gunohdan albatta, lag'udan ham, behuda narsalardan yuz o'girish kerak. Ozgina masalan gap-gashda bo'lishi mumkin, ozgina bir mutoyiba bo'lishi mumkin. Lekin soatlab har kuni doim emas. Mayli ozgina bo'lsin, bir tabiatga dam berish uchun, ko'ngil yozish uchun ozgina bo'lsin, mayli. Bir haligi ozgina bir qalampir qo'shgandek oshga, bir tomchi ishtahani ochishga. Shunga o'xshagan narsa bo'lsa bo'ldi, lekin bizni hayotimizda aksar lag'u bo'ladi. Telegramda o'tirasiz, ochib varaqlab o'tirasiz. Nima bor ekan deb. Facebookda ochib o'tirasiz, varaqlab o'tirasiz. Kino ko'rasiz, uzun uzun kinolar. U kitobini o'qisangiz 2 soatda tugaydigan narsani siz 3 kun ko'rasiz. Va shunaqa qilib umrimizni isrof qilamiz biz. Va bularga hali hammasiga nadomat qilamiz. Allohning zikrisiz o'tgan har bir daqiqasiga kishi, har bir lahzasiga Oyisha roziyallohu anha aytganlar. Qiyomatda bandani hamma lahzasi hayoti qo'yib beriladi o'ziga. Shunda Allohni zikrisiz o'tgan har bir lahzasiga nadomat qiladi deganlar. Agar jannatga kirsa ham.
Cennete hem nadamat bulad mısa bulad değiller. İlla istikama ahlı da bulmuyor. İstikama ahlı hemen vaktini Allah'a sarflayan bulad. O çünkü onlardan nadamat bulmuyor. Başka hemen de nadamat bulad. Çünkü o şey nadamat günü yıkamazsan özümüzü umlasık, şu amellerimizi ıslah kısık, zihnem, hatıra hemen yakışı bulad. Katavuk hakkında da sana bir kitap ederken sana lafz hicabı sofilerden kaybolan madde, mana ve netice semenesini alıştan dostu bas u cahildir. Bu nime degani deb savol berish. Qaytaring. Lafz hicabı sofilerden kaybolan madde, mana ve netice semenesini alıştan dostu bas u cahildir. Arif mesle mi? Arif mesle mi? Arif kişiler maddi yani mesela avukat yiyipti. Avukatını Allah'ın nimeti de bir yegeni uçun. Avukatın üstünde Allah'ın zikir kıyanı uçun. Yegen avukatı onu tosmaydı. Aile kuruşu yem şu, kasıp kuruşu yem şu, ariflerde şu. Cahildir degen arif mesdur demek şu oluyor. Yani maddi nesneler dastlab tosadı insanın. Yani nefsi istekleri insanın tosadı. Nefsi isteklerinden murat tane ihtiyaçları. Dana ihtiyaçları bazen insanı tosadı. Lakin insan bir nefs terbiyesini şekillendirgenden ki tane ihtiyaçları tosmuyor koyar. Çünkü o tane ihtiyaçlarını hem ahiretke vesile kıvagen bulundu. Şunun için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hubbibe ileyye min dünyakum attibu ve nisa diyenler. En nisa ve attib. Sizlerine dünyayınızdan menge hoşboyluk ve ayarlar hoş görsatıldı, sevikli kılın diyenler. Şunda ne demek sizlerine dünyayınızdan diyenler. Dünya denmez. Ya ki dünyayım denmez. Dese ulamalar dedi ki bu narsalarını sizler dünya lezzeti için ayalını mesela ayal bulan yaşayışını. Yani ki kuşboyluk sürtüşünü. Dünya lezzetleri için yani ki dünya manfaatı için kollaysalar. Ben bunlarını ahiret için sevdim digen. Yani bunlarının benim dünyamla alakası yok. Bunlar ahiretim için. Çünkü farişlerlerini, farişlerler bile kök görüşkenleri için, adamlar bile yakın boğulları için, kuşboylukunu daha yakış görgenler. Özlerden azar etmesi için. Değil mi? Başkalarına menfaat getiriş için sürtü yaptılar mı atırdı? Ahiret kabul etti. Başkalarından azarını tutuş için kıl yaptılar mı? Farişte yok ki insandan. Ahiret için böyle yaptı kuşboyluk. Başka narsalar yok mu gerek? Şu iki narsa yok gerek. Ayollar ki, ayollarını yaş görgenler şefkat yüzesinden himaye için ve terbiye için. Şehvet düşünmez. Bilesin çünkü eğer şehvet düşün bu gende 30-40 oda arasında böyle durdu kalı. 50'den kim bulmaydı 60'ke yakınlaşken adamdı. Onların terbiyesi için, onların teminatı için, onların hemenlerini zahide kılıp, mürebbiye kılıp terbiyeleş için bugün. Ve şunu kıyırlar. Nimaga xizmat qildi dunyogami? Oxiratga. To'qqizta ayol oxiratdan to'smaydi. To'qqizta ayol. Bo'lmasa bitta ayol bilan o'zi odam dunyoga botib qolyapti, to'g'rimi? Bitta oila bilan. To'qqizta oila bilan dunyoga botmaydilar. Nimaga? Chunki ular hammasi oxiratga xizmat qiladi. Ular bilan bo'lgan muomalalari, munosabatlari oxiratga xizmat qiladi. Bu oriflik shu. Orif odamni moddiy narsalar, hatto jismoniy manfaatlar ham kalbini tosalmaydı Allah'dan. Çünkü onların hepsini Allah Ta'ala'nın rızalığına vasıta kıptı şeydi. Şimdi izin mi? Ebu Darda raziyallahu anh'a etkiler. Ben kıyamımdan kan diye sevap ümit kısam ki tüm gün namazımdan. Uykumdan şun diye sevap ümit kılamam diye. Sevap kıptım. Uyuyayım ben. Demek ki çünkü uykudan ibadetke kuvvetini niyet kıyam için. Ben şu ariflik. Yani maddi meselelerden hem, dünyevi menfaatlerden hem, onların ahiretke vesile kılıç bilen perde buluşudan aptaşıydı. Perde bu medya kıpıyordu. Lakin bu şartını mı? O şu ahiretke vesile buluş için zarurat miktarı çekilene. Yani vesile deyip durup, tut da maşınları alıp, kalbisi de patkırı yürümeydi. Vesile buladığı miktarda faydalanır hemen arası. Uyku mesela, uyku hem ibadet eken bu da harası bir gün 12 saat ibadet kılayın değil miydi? Düşünürlüyüm. O şu ahiret üçün vesile var. Tanrı'ya kuvvet buladı. Kaç kuvvet tanrı'ya? İbadetke yaraşı üçün kuvvet. İbadetke yaraşı
yarasha bo'ladigan quvvat hosil bo'lguncha uxlash oxiratga vasila bo'ladi. Undan ortiq oxiratga vasila bo'lmaydi. Ana shunday ishonlasa kishi dunyoviy manfaatlarni birortasi unga parda bo'lolmaydi Allohdan, qalbiga ham parda bo'lolmaydi. U kishi hamma manfaatlarni, dunyoviy lazzatlarni ham oxiratga vasila qilib olgan bo'ladi. Shuni qila olmasa u johildir degan. Sofollayonning gaplari bor ekan. Shariatni desang, oldir ilonni, tariqatni desang, qiynama jonni. Aldırmaz, öldür. Öldür. Şeriat ne sen öldür ilanı, tarikat ne desen kıyınama canını. Şunu iltimas şuntırıp örseniz. Şeriat ne desen öldür ilanını, tarikat ne desen kıyınama canını. Hı, işte tekrar. Şimdi bundan nasıl? Bu yüzden de elbette aynı ilanı etmek istemez bu kişi. Özü şeriat, tarikat, hakikat, marifet, tutta mertebeni, tutta ameliyatını. Hamma har xil tafsir qilgan. Endi ba'zilar shu tariqatni botiniy munosabatni o'zi deb pamlaganda, shariatni ichki olami deb pamlagan. Bu ham to'g'ri fahm, to'g'ri fahm. Bu Zopoliyorning fahmlari o'shundan. Imom Rabboniyniki bundan emas lekin. Bu hozir Zopoliyorning fahmlari shariat zohiriy amallarni o'rgatadi, ammo amallarning botiniy ichki tomonini tariqat o'rgatadi degan. Tushuncha. Shunga ko'ra ya'ni qiynama jonni, o'ldirma jonni degani ya'ni ziyon keltirmagin hech kimga. Ilon senga ziyon keltirmayaptimi? Misol uchun. O'ldirma. Ziyon keltirsa o'ldirasan tariqatda. Ammo shariatda ziyon keltirish ehtimoli bor deb o'ldirib qo'yishingiz mumkin. O'shuni aytmoqchi. Bu yerda aynı ilon aytmoqchi emas o'zi asli. Asli masalan biroq sizga shapaloq urdi, bir shapaloq. Shariat bo'yicha bir shapaloq urib qasos olishga haqqingiz bor. Joiz. Lekin Alloh nima deydi? Faman afa kimiki afu qilsa va isloh qilsa ajri Allohning zimmasida qoladi. Bu afzal. Valaman sabara va g'afara kimiki sabr qilib kechirib yuborsa فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Bu azimetli işlerden bu. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا Yamanlığını, mukabele yamanlık bu olaydı. Bir sefala olursa bir sefala olasın. Hakkız var. Ama afuku varsa afzal, acrı Allah'a kalır. Bir sefala olursa bu olur. Allah'ın acrı kıvamaydı sizge. Çünkü öz abu oluyuz acrınızı. Bir sefala olurdu, bir sefala tarttığınız hakkız var. Acrınızı abu oluyuz. Şimdi Allah'ın huzurunda hiç istiyor sizge. Ama afu kuvarsanız şey, onda acrı Allah'a kaladı. Tarikat o şey afzalını üç yaşında büyüledi. Şariyat iki yol beri yaptı. Sapala kursan yanmayla. Geçir varsan afzalını rahat yaptı. Şariyat şu afzalını üç yaşında. Tarikat şu afzalını üç yaşında değildi. Düşündünüz mü? Afzalını üç yaşında değildi. Uyum şariyattan. Lakin tarikat şunu takipleşip bile acelep duruyordu. Yani birincisini omagin deyip duruyorlar. Hamma ishda afzalini olishga undagani uchun. Nima uchun? Kamolat hosil qilish uchun va hokazo. Tushunarlimi? Lekin afuni ham bilib olish kerak o'sha paytda. Afu qodir bo'lgan paytda afu bo'ladi. Urushga qodir bo'lsangiz, keyin afu bo'ladi. U siz chiqib tepangizdan tepalayotgan bo'lsa, yotib olib kechirdim desangiz, afu bo'lmaydi. Siz uni yengib, shapaloq bilan uradigan holatga olib kelib, qodir bo'lganingizdan keyin afu qilsangiz, kechirsangiz, keyin afu bo'ladi. Nargisa uronmagan paytingizdagi esa ojizlik bo'ladi. Endi o'shanda qasos olishga haqqingiz bor, qasos olmadingiz. Shu afzal, afzalini tutdingiz Qur'onda aytilgan ikkita amalni afzalini tutdingiz deyayotgan bo'ladi bu kishi. Lekin Imom Rabboniy va ba'zi muhaqqiqlarni aytishicha Imom Rabboniy aytganlarga men 10 yillik sayr-u sulukdan keyin aytamanki, shariat, tariqat va haqiqat shariatga xodimdir degan. Şeriatın biri şeriatın vasıtası, ikinci şeriatın neticesi. Kaysi manada. Mesela şeriat etendi ki gıybet kıma dedi. Ha? Ve la yagtab ba'dukum ba'da. Birbirinizi gıybet kıma dedi. Kur'an-ı Kerim. Bu şeriat. Şunu bildiğiniz şeriat. Şimdi amel kılışınız gerek. Amel kılışınız şeriatını amelge tatbik kılış bulundu. Şimdi amelge tatbik kılaman desiz tosuklar var mı? Mesela gapirip koyuyorsunuz. Ha? Gapirip biz kirli yaptığımız soru için içinizden. Bilmezsen gapirip koyuyorsunuz mesela. Ha?
Endi şunu yo'qotishni vositasini, vasilasini, yo'lini istaysiz. Yuqorida so'ralgan savolga o'xshab. Qana qilib shu amal qilsam bo'ladi eshitgan narsamga deyapti-yu. O'shunaqa savol bo'ladi. Endi tariqat nima deydi? Agar shunaqa bo'lsa, amal qilish kerakmi? Endi og'zingga tosh savol. Yoki jarima qil. Bitta g'ibat qilsang 100 dollar beraman. Bitta qilib qo'ysam agar. Abdulloh ibn Vahob bitta g'ibat qilib qo'ysam roza tutaman dedi, namoz okuyman dedim. Toxtamadı. Roza tutaman dedim, toxtamadı. Roza tutavurdum. Gapirib qo'yaman, tutavurman roza. Oxiri bir dinar çıkarıyordum, toxtadı deganlar. Bir neçe dinardan keyin. O'sha o'zingga bir jazo qo'llagin. Toyinki tatbiq qiladigan bugun shariatga amal qiladigan bugun. O'zingni o'zing boshqarolmayotgan paytingda. Mana shu yo'lni o'rgatadi. Keyin aytadiki, ko'p zikr qilgin deydi. Keyin istig'for aytgin deydi. Mana bu yo'nalishlar beryapti-yu g'iybatni yo'qotishga. Shu tariqat. Tariqat shariatni tatbiq qilishga yo'nalish berish. Yo'sin o'rgatish. Bunda qilasan, uni ertaga zikr qilasan, namozni oxirgi namozini deb o'qiysan, ha? Ko'zingni yerga qaratib yurasan. Mana shular shariatni tatbiq qilishga bo'lgan yo'sinlar, yo'nalishlar. Ayni shariatda olingan, lekin yo'nalish bu sizga osonlashtirish uchun tatbiqni. Metodik deymiz, ha? Metod deymiz. Ya'ni o'sha shariatni tatbiq qilish metodini tariqat deyiladi. Çünkü o batından kep çıkadı. Köpünç adamlar zahırga yapışkanı için amel kullanmaydı. Tarikat batından kep çıkadı. Batından kep çıkanı için tatbiki asan böyle. Ken şeriat mesela siz gıybet kımaya diyen bu kaldınız uz uzdan. O gıybet de yaman körüp kaldınız. Uz uzdan. Hatta sizi yaman körgen adam, sizge düşman bugün adam mı sizge bura yamanlayırsa hem kalbiz kabul kımaya yaptı şunu. Ya eşkisi gibi yaptı. Ana sizde hakikat yüzeye kıyam bulan. Şeriat sizde uzun uzun tatbik bulan. Şimdi şeriatta hemen ahkamı sizde şu dereceye çıksa ana şunu hakikat değil. Şeriat sizde uzun uzun tatbik bulan diye halatı kıyam bulan. Şunda kişide marifet hasıl bulan. Allah Ta'ala'nın tanış, Allah Ta'ala'nın sıfatlarını idrak etmiş hasıl bulan. Kalben. Demek şeriat buyuruyor da o'rgatadi. Tariqat tatbiq qilishni yo'lini chizib beradi. Shu amalga oshib shariat sizni tabiatingizda o'z-o'zidan sodir bo'lish holatiga yetsa, orada nafsingiz qolmasa, hamma nafsingiz ya'ni to'la shariatga bo'ysunib, shariatni hamma amalga ichidan rozi bo'ladigan odam bo'lib qolsangiz, ana endi haqiqatga aylangan bo'ladi sizda shariat. Shuni haqiqat darajasi deyiladi. Tahaqquq yoki haqiqat yoki tahqiq deyishadi. Keyin kishida ma'rifat hosil bo'ladi shunda. Tushunarlimi? Demak shu. Lekin u kishini so'polarni fahmlari boshqa chora ya'ni. Ya'ni afzalini olish nuqtai nazaridan aytyaptilar u kishi. U kishi ham tariqat deganlar gaplari to'g'ri. Lekin afzalini tariqat doim afzalini ol deydi. Masalan, peshini sunnatni o'qimasdan bo'laveradimi birinchisini desangiz yo'q deydi. Safarga chiqqanda sunnatini o'qimasdan bo'laveradimi? O'qi deydi. Afzal o'qish. O'qimasang joiz. Afzal o'qish, afzalni qil deydi. Tahoratim ketdi. Peshingacha hali 3 soat bor ekan. Tahorat qilishim shart emasmi? Shart emas. Chunki namoz farz emas sizga hozir. Lekin tariqat tahoratda yur deydi. Joningiz Allohning huzuriga tahorat bilan bor deydi. Zikr qilasanmi? Tahorat bilan bor deydi. Qur'on o'qimoqchiman yoddan. Betahorat o'qisam bo'ladimi? Bo'ladi. Ammo tariqat aytadi, tarat bilan o'qiganing afzal, tarat qil deydi. Xuddiki betarat o'qish nojoizda qaytadi. Odoblarni vojib darajasida mahkam ushlaydi. Vojib demaydi, da'vo qilmaydi. Ammo mahkam ushlaydi. Odoblarni, mustahablarni ham mahkam ushlaydi. Ana shu endi shariatga, bu degan tariqat shariatga to'la amal qilish va botindan kelib chiqib, mohiyatdan kelib chiqib amal qilish. Va shuni yo'sinini bilib tatbiq qilish degani bo'ladi. Shu fahmlarni jamlasa to'g'ri bo'ladi. Shunda so'polarning gaplari shu. Ya'ni Qur'on aytayaptiki, bir ursa bir shapaloq tortishga haqqing bor. Kechirsang Allohning zimmasida seni ajring deyapti. Allohning zimmasiga qo'yaver deydi tariqat. Mayli. O'sha afzal deydi. O'zing olganingdan Alloh bergani afzal senga deydi. Va hokazo. Demak, so'polarning gaplari ma'nosi nima? Shariat kengroq beradi. Tariqat afzalini tanlashni senga o'rgatadi demoqchi.
Vettabi'u ahsana ma unzile ileykum min rabbikum degen Allah. Rabbinizden nazil kılınan narsani ahsaniga eng güzelleriga ergashing deganda bazı ulamalar şunu aytgan. Şeriat bir qancha yo'lni bergan bo'lsa, afzalini tutish shu oyatga amal qilish bo'ladi. Ustoz rahmat. Bu hozir tinglovchilardan ham uzr so'raymiz. Ba'zi o'sha vaqtimiz chegaralangan. Ustoz ham vaqtlarini ko'p ham baza olishga imkonimiz yo'q. O'shaning uchun suhbatni shu yerda tugatdik. Ustoz juda ko'pchilik duo so'rashgan. 3-4-talari hozir ko'zimiz tushdi. Yosh bolalari balinsada ekan. Ustozdan duo so'rab beraylik deyishdi. Musofirlar haqqiga, o'qishga kirayotganlar bor ekan ular haqqiga. Keyin sahifamiz obunachilari farzandlarni haqqiga qori bo'lishsin, ahlili bo'lishsin deb duo qilib beraylik deyishgan. O'shalarni bir haqqiga bir duo qilib, keyin shu sifatni yakunlasak degan ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Allahümme Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi lana min emrina reşede. Allahümme Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allah biraderlerimiz nime yedi ve soruyla musallar, nime istekleri bosa, nime hacetleri bosa özün revakıl, bimarlarına şifa bir, talib ilimlerine ilim bir, müşkülesi, muamması barlarına muamması, muamalarına geçin bir. Hammalarini ikki dunyo saodatiga musharraf ayla. So'raganlari hojatlari o'zingga ayon, o'zing ato qilgin. Kechiktirmagin, oson bergin. Va ularni bergan ne'matlaringdan rozi ham qilgin. Musibatlari bo'lsa, o'zing musibatlarga ajr mukofotlarini oxiratda ko'paytirib bergin, dunyoda evaziga yaxshiliklarni ato aylagin. Hammalarimizni o'zingning hidoyatingda sobit qadam ayla. Bir lahza ham o'zingdan ayirmagin.